Vallahi her şey düşündüğüm gibi gidiyor. Beklediğim gibi. Küçük de bir sorun çıkmadı. Büyük de yola geliyor. Yavaş ilerliyor ama yumuşamaya başladı bile. Lale uzak duruyor. Ama ben de Hülya'ysam onu da çözerim. Yalnız, yalnız Songül Nuh diyor, peygamber demiyor. Göreceğiz. Sen hiç merak etme. Ben her şeyi düşünüyorum. Tamam, şimdi kapamam lazım. Sonra konuşuruz. Hadi. Daha neler aldın be? Doğdu. Gel, gel. Ya orada duruyor. Geliyor, geliyor. Dışarıdan seyrediyordum sizi. Tablo gibisiniz. Sağ ol, teşekkürler, nazar değmesin. Hala, gel gel, sen otur böyle, gel. Gel. Vallahi eniştemler de dükkan tutmuş, bizi ev tutacak diye beklerken. Ya öyle hani işte ne bileyim, geleceğe bir nevi yatırım diye şey yaptık sağ olsun. Mühim de destek oldu. Hayırlı olsun. Geleceğini düşünen erkekten korkmayacaksın. Ailesini sarar, sarmalar. Aynı abisi. Hülya, hala, hediyenizi çok beğendim, çok teşekkür ederim size. Aa, beğenmene sevindim Laleciğim. Bu arada özür dilerim, yani ben kırmızı ayakkabılarım olduğunu unutmuşum. Bazıları bir hatırayı unutmak ister, bazıları ise sımsıkı sarılmak ister. Ben sizi kırdıysam çok özür dilerim. Olur mu öyle şey canım benim? Laleciğim. Aman ne bir Allah aşkınıza tembellik yapıp duruyoruz. Dükkanı aldık. Çalışmamız lazım. Hadi. Hadi tembeller. Hadi. Bilmiyorum, sana da bir iş bulacağım şimdi. Hadi. Tamam. Bir an evvel başlayalım çalışmaya. Aşkım, evde de çikolata yaparız ama değil mi? Yapalım diye gittik ya kursa. Ya, tamam ama öyle lafta kalmasın. Çünkü seninle böyle ortak bir şeyler yapınca çok keyif alıyorum. Laf da kalmayacak. Her zaman önceliğim sizsiniz biliyorsun. Emel'le sen. O yüzden hiçbir şeyimiz lafta kalmayacak. Her şeyi doya doya yapacağız. Ya Onur, bugün gerçekten çok garip bir gündü. Yani halama çok mahcup oldu. Ama o bunun karşılığında gerçekten bana çok iyi davrandı. Öyle. Yani seninle iletişim kurmaya çalışıyor alan. Ama aşkım sen kendini çok fazla kaptırma bu duruma. Anlamadım, nasıl yani? Şöyle. Yani birbirinizi tanımanız için zamana ihtiyacım var. Öyle mi düşünüyorsun? Hı hı. Tamam, ben söyledim, ben teşvik ettim seni. İletişim kur dedim. Ama hala da aynı fikirdeyim. Alanla iletişim kurman lazım. Ama? Ama alanı pek tanımıyorsun. Annenin yılları var ama. Yani illaki bir şeye çok fazla sinirlenmiş ki hala tepki gösteriyor. Yıllar geçmiş olmasına rağmen. Yani demek istediğim temkinli olmakta fayda var. Doğru. Dikkat edeceğim. Anlaştık. Ya o gece kanepede hala mı yatsa? Yemin ediyorum mumyaya döndüm, her yerim tutuldu ya. Dur saçmalama, sen tut bu kanepeden olma yani. Burada da Nilüfer ablanın yanındasın, gördün mü Nergis'ciğim? Bakayım. Günüm o sen misin ya? Bilmem ki. Aa, nasıl hatırlamazsın Nilüfer? Anneniz dikmişti elbisenizi aynı kumaştan. Ay hala, vallahi hiç hatırlamıyorum ben bunları ya. İyi ki saklamışsın vallahi. Ya sağ olasın halası. İyi ki hatırlattın. Biz 25 yıldan beri unutmaya çalışıyorduk. Şimdi dipdiri capcanlı önümüzde bütün hatıralar. Ama anne baksana ne kadar tatlıymışız. Elbiselerimizi bile sen dikmişsin. Tabii. Ben dikerdim elbiselerinizi. Kendi elbiselerimden bozup bozup size dikerdim. Neden anne? Çünkü elbise paralarınızı baba kumarda yerdi. Bulamazsa alkolde tüketirdi. Ben de genç kızlık evimden kalma elbiseleri bozup bozup size dikerdim.
Anlatsana Hülya. Bak en önemli yerleri unutuyorsun. Maalesef. Maalesef yani annenizin hakkı hiçbir şekilde ödenemez. Ah bakın burada da erik ağacına tırmanıyorsunuz üç kardeş. Çok güzel bir fotoğraf. Babanız çekmişti. Tabii. Bütün fotoğrafları babanız çekti. Hepsini. Onun dışındaki bütün çileyi ben çektim ama. Onları da anlat Hülya. Tabii benim çektiklerim o kadar uzun ki, o kadar kocaman ki asla bu albüme sığmaz. Onları da anlat. O büyük resmi de anlat. Ben gidiyorum. Ben yatıyorum. Ya annem niye bu kadar ön yargılı anlamıyorum ben. Haklı. Annen haklı Nergis'ciğim. Yani babanız çok üzdü annenizi. Ama o da pişmandı. Gençti. İnsan gençken yaptığı hatanın bedelini ömür boyu ödüyor. Bari hala gelene kadar gideyim. Bir yarım saat, bir saat yatayım şurada. Gözünü seveyim. Gebereceğim uykusuzluktan ya. Saçmalama kurtuluş. Saçmalama. Nünüm orada acayip güzel çıkmışsın ha. Kurtuluş o annem ben değilim. Kucağındaki benim. Alas maldık aslan parçası. Koçum akşam görüşürüz. Güle güle babası. Alas maldık annesi. De bu ne hal? Hı? Yok ya sen şimdi işe gidiyorsun ya. Ya gerçi Emir'le vakit geçiriyorum güzel geçiyor ama şimdi okul olmayınca çok boş geldi bana. Ha anlaşıldı. Ya aşkım çiçekçiye git annenlerin yanına ya da kurtuluş dükkanı açtı biliyorsun oraya biraz yardımcı ol havan değişsin. Ay doğru yeni dükkana uğrarım o zaman. Biraz kafam dağılır. E tamam gönül rahatlığıyla gidiyorum o zaman. Tamam canım. Hadi hayırlı işler. Hadi hoşça kal. Bay bay. Bay bay de. Babaya. Anneciğim kendini alsana yavrum. Günaydın güzel ailem. Günaydın. Günaydın. Aa Kurtuluş ne bu halin? Yok be yavrum. Koltukta yatmaktan her tarafım tutulmuş. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın anneciğim. İyi misiniz? Nasılsınız? Nerede hala hazretleri yoklar mı? Bilmem ben görmedim sabah. Ben gördüm ben gördüm. Halam spor yapmaya gitti. Ne spor anneciğim? Az önce spor yapacakmış. Sonra da buraya gelecekmiş yemek yemek için. Zaten burası da otelmiş. Allah Allah. Otel olsa bile şurası var ya. Otelde bile bir saatle. Saat 11'de kahvaltı biter diyor. Anne belki yedikten sonra gelir halam. Ha biz onun keyfini bekleyeceğiz yani. Bu evin belli bir düzeni var, tamam mı? Buranın düzenine uymak zorunda kardeşim. Hiç kimseyi mağdur edemez. Anne kurtuluş. Ha? Niye? Ne zaman gidecek bu kadın? Silahım var mı? Ne zaman gidecek? Ne zaman gidecek? Siz istemediğiniz sürece gitmeyecek galiba. Yapıyorsun acaba? Erol biraz benim yaptıklarıma bakar mısın? Beni takip eder misin? Spora biraz önem verir misin lütfen? Filizciğim, atom karıncam, body ekremim. Gerçekten adım Hıdır, elimden gelen budur. Öyle hissediyorum. Erol şikayet yok. Esniyoruz, omurlarımızı esnetiyoruz. Filizciğim, benim omurgam yok. Omurgasızım ben. Bende onur olmadığı gibi omurda sıfır. Tamam, beceremiyorsun sen bu top işini. Hadi kalkıp atlıyoruz. Sayıyorum. 3, 4, 5, 6. Kızım sen benden gizli ne yapıyorsun? Rakim yetiştiriyorsun. Vicdansızın kızı. Yapamıyorum diyorum işte. Tükenmişlik var bende. Pilates bu değil Erol. Pilates bu değil. Lütfen güzel enerjiler. Hayatım benim bedenim de yoktu zaten. Bizim ortaokulda bizim bedene kimse girmedi. Bizim beden bomboştu. O yüzden benim neden dersen benim beden 4'tü. -4'tü. -5'ti. Yapamıyorum. Üstüme varmayın gayrı. Havlu atmak istiyorum ben bu ringe. Ana! Ay! Ay! Oğlum ne yapıyorsun? Filizciğim güzel gelinim benim bak. Gördüğüm kadarıyla benim çocuk cihazım perişan olmuş. Acaba ben rica etsem annen olarak minik bir ara verebilir misiniz lütfen?
Ara mara yok kaynana. Zaten çocuk değiliz diye diye eşek kadar adamı böyle güvensiz yetiştirmişsiniz yani. Kızım anamla ne alakası var? Tamamen genetik. Bizim ailenin erkeklerinde özgüven 40'tan sonra geliyor. Benim babama da 40'tan sonra geldi. Bana da öyle gelecek. Hisset. Şadi. Ne haber Betül? Tempo, tempo. Günaydın çekirge. Şadi ne bu hal? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diye düşünüyorum Betül. Bu yüzden de sporu size de tavsiye ediyorum. Günaydın çekirge. Günaydın. Ay delirme. Gel. Of yemin ederim babam bile benden daha enerjik. Şu anda babam bile benden daha iyi. Boynuz kulağa geçer derlerdi. Kulak dahi olamadım. Öve evlat mıyım ben yoğusa? Ay tövbe tövbe gel. Gel şöyle arkama gel. Gel şöyle yürü yoksa yakalayacak bu Filiz seni. Gel. Geç şöyle bakayım. Geç. Erol! Eyvah Mahmut Hoca. Ya ben görmüyor muyum ya senin kaçtığını? Şuna bak tipe bak yani. Neyse, terapist zamanı gelmişti zaten. Hadi yürü, o ayaklarını sürtmeyelim. Sürtme o ayağını yere. Fikret kalkmadı mı daha Yıldız? Uyandı anneciğim, uyandı. Gitti. Ha ne güzel. Şirkete mi gitti? Yok anneciğim. Detoks kampına. Aa! Ne kampına? Detoks kampına anneciğim, yani sağlıklı yaşam ve zayıflamak için. Allah Allah. Ay vallahi ben de anlamadım ki. Hayır yani tutturmuş bir gençlik şarkısı. Hayır, nereden öğreniyor böyle şeyleri? Nereden öğreniyor bu saçmalıkları? Hiç anlamıyorum. Hakikaten. Kimden öğreniyor acaba Yıldız? Ha? Günaydın İsmet Hanım. Günaydın kızım. Günaydın Yıldız Hanımcığım. Günaydın Şerif. Bu ne Şerife? Bu bugünkü kahvaltınız Yıldız Hanım. Menüyü Fikret Bey hazırladı da. Günaydın sevgili karıcığım. Hep sağlıklı beslenelim diyordun ya. İşte o gün geldi. Gün bugün. Ay, ne güzel bak. Sonunda kocanı da ikna ettin sağlıklı yaşamaya Yıldızcığım. Yani hiç olmazsa bir tereyağı bal olsaydı yani. Ne bileyim bal da sağlıklıdır yani. Aa Yıldızcığım oyun bozanlık yok, oyun bozanlık yok. Sağlıklı yaşama devam. Peki öyle yapalım hadi böyle olsun. Alacağın olsun senin Fikret, alacağın olsun. Öyle diyorsun yani. Ha, konuşuyoruz abisi işte. Ha. Evet ama siz gitmiyor musunuz? Yavrum kaç kere söyleyeceğim yani burası karargah, burada plan yapacağız, öyle gideceğiz mekana. Abi yengem haklı, geç kalmayalım. Yok be oğlum, bir şeye geç kalmıyoruz. Ondan sonra bak plan yapmadan gidiyoruz, herkes kafasına göre bir şey yapıyor, olmuyor. Ne yaptım ben akşam? Oturdum, düşündüm, planladım hepsini. Şimdi gideceğiz, herkes ne yapacağını bilecek. Tamam. Ben ne diyordum en son? Badana abi. Badana ha. Abisi sen de ben ön tarafı yaparız. Yavrum baldız geliyor mu? Geliyor, geliyor. Hey tamam, siz de arka tarafı yaparsınız o zaman. Hadi biz ufak ufak kalkalım. Tamam abi, kalk abi. Ben de annem gelince gelirim peşinizde. Tamam yavrum, tamam. Hadi. Yenge geç kalmayalım. Günaydın. 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 Merhaba. Günaydın hala. Hadi o zaman biz gidelim. Çok geç kalmayalım. Hadi çıkalım. Hadi. Hadi yavrum. Hadi eyvallah. Hayırdır hala? Ay, evde canım sıkılacaktı. Nergis de buraya geliyordu. Size yardım edecekmiş. Ben de anneye yalnız kalmasın istedim. Aman aman, iyi düşünmüşsün, iyi düşünmüşsün. İyi o zaman, biz de ufak ufak hazırlanıp çıkalım değil mi ablacığım? Aynen. Kolay gelsin. Alın buyurun, yine bozuldu bu doktor bey. Aman Filiz Hanım, Erol Bey'e beyaz eşya muamelesi yapmayalım lütfen. Keşke de beyaz eşya olaydım hocam. Ne buzdolapları görüyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran yiğit gibi, kapı gibi buzdolapları. Gerçekten gelinlik kızım olsa veririm öyle buzdolabı. Ama gerçekten ben nenemin termosifonundan öteye gidemiyorum. Görüyorsunuz işte, kendi kendime ben termosifonum diyor. Peki spor nasıl gidiyor Filiz Hanım? Ay spor çok güzel gidiyor. Tam olarak 150 gram verdim bir haftada. Ay zayıfladı hocası. İnanılmaz zayıfladı. Cimcik kadar kaldı yüzü. Sömek kadar kaldı. Anlıyorum. Ama Erol sürekli firarda kendisi yani gerçekten. Ben mesela 150 gram verdim, hiçbir değişiklik yok. Tip yozluğunda devam ediyor kendisi. Ne bir mekik çekebilir, ne bir ip atlayabilir. Anca ham çökerek gibi evde dolansın yani. Hay yaşa kızım, ne güzel buldun. Nereden buldun? Ham çökerek gerçekten bana da yakıştı. Hocam oy toplayalım, Allah benim belamı versin.
Hayır diyorum ki, acaba diyorum bu diyorum konunun diyorum benim şişmanlığımla alakası olmayabilir mi? Başka bir nedenden dolayı Erol böyle olmuş olabilir mi? Çünkü başka bir çözüm bulursak çok iyi olacak, benim sinirlerim iyice bozulmaya başladı böyle geliyorlar bana. Hakkınız var Filiz Hanım. Şu an itibariyle sorunun temel kaynağını tamamen tespit etmiş bulunmaktayım. Nasıl bir boyutunu? Efendim Erol Bey'de başarısızlık travması var. Kendisi uzun süredir yaşadığı yenilgiler ve başarısızlıklardan dolayı iç dengesini bozmuş. Kendine olan güveni ve öz benliği sarsılmış. Doktor Civan'ım sen şimdi Erol'ün diyorsun. Senin şişmanlığınla alakalı olmayan başka bir problem olabilir mi diyorsun? Şey yani tabii... Ben şimdi bu 150 gramı boşu boşuna mı verdim? Ben bir haftadır neler çekiyorum siz biliyor musunuz acaba? Filiz Hanım lütfen sakin olalım. Sakin olamam. Benden gitmiş bir 150 gramdan bahsediyoruz. Ama bakınız bu sefer sorunun temel kaynağını tamamen tespit etmiş bulunmaktayım. Öyle mi diyorsunuz? Öyle diyorum. Hipokrat çarpsın ki. Ne yapacağız peki? Efendim Erol Bey'in mutlaka bir şeyleri başarmasını sağlayın. Bundan sonra başarılı bir aile tablosu sizi bekliyor olacak. İnanın bana. İnanmak istiyorum size Doktor Bey. Ben de. Ben de başarmak istiyorum. Songül ablacığım, böyle oluyor mu? Dostlar alışverişte görsün. Bakıyor, bakıyor, koyuyor. Kusura bakma, bunu açmam lazım. Ay pardon, hemen düzelteceğim, gelince düzelteceğim. Daha önce de söyledim. Param yok. Yoksa ben böyle olmak ister miydim? Ben de zor durumdayım dedim ya sana, para arıyorum. Ne yapıp ne edip bulacağım. Ay sen de lütfen rica ederim arama. Ben bulunca seni arayacağım. Vay 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 vay. Vay üçkağıtçı, vay düzenbaz. Az kaldı. Az kaldı senin foyanı ortaya çıkaracağım. Abisi kıla kıla. Gel. Onur Bey. Buyurun. Merhaba, ben Sude. Melek Hanım rahatsızlanınca asistanlığınızı yapmam için beni gönderdiler. Evet söylemişlerdi. Hoş geldin Sude. Merhaba. Hastane kompleksi projesinin master planını getir bana. Bir de Melek öğleden sonraki toplantı için notlar almıştı. Onları getir. Merhaba Onur. Filiz, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz rahatınıza bakın Onur Bey. Ben en kısa sürede yanınıza uğrayacağım. Bekliyorum. Ben bir şey bölmedim, değil mi? Yok. Yeni asistanım. Birkaç dosya evrak falan istedim. Onları anlatıyordum yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Hangi rüzgar attı seni buraya? Benim seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Konuşalım. Canın mı sıkkın senin? Yani iyiyim de işte. Ne oldu? Anlat bana. Konu ne? Mesele Erol ya. Erol mu? Ne yaptı yine? Aslında bir şey yapmadı. Yani sorun da bu. Bir süredir Erol hiçbir şey yapmıyor. Anlamadım. Nasıl yani? Şimdi şöyle, bu terapist Pınar Bey var ya, Erol'e tükenmişlik sendromu olduğunu söyledi. Böyle bir teşhis koydu yani. Ne diyorsun ya? Hay Allah. Vallahi böyle evin içinde boş çuval gibi dolanıyor ya çocuk. Yani doğrudur. Şirkete de gelmiyor kaç gündür. Evden çıkartamıyorum ki. Vallahi böyle baby gölleri kucağına almıyor yani korkusundan. İkizleri. Valla durum vay mı o zaman? Çok fena, çok. Doktor şey dedi, Erol'ün böyle tekrar kendini iyi hissetmesi için, özgüvenin falan yerine gelmesi için onu böyle bir şeyler başlatmamız gerekiyormuş. Ben evde birkaç bir şey denedim. Vallahi yapamadım, hiçbir şey fayda etmedi yani. Dedim ki bir Onur'a mı danışsam acaba? Yani seni de anlarım eğer yani Erol'e kızgınsan, yardım etmek istemezsen falan tabii. Filiz'cim yani biz Erol'la çocukluktan beri didişiriz. O ayrı bir şey ama... Yani Erol senin çocuklarının babasıysa benim de yeğenlerimin babası. Onur sen ne kadar iyi kalpli bir adamsın ya. Sağ ol.
Ben şimdi Erol'un motivasyonunu artıracak bir şeyler düşüneceğim. Bulacağım da, tamam mı? Yani sen şimdi kafanı bununla meşgul etme. Ben bir şekilde hallediyorum. Ama bu durumu ben... Merak etme, aramızda kalacak. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Onur Bey. Gel şurada. İstediğiniz dosyaları getirdim. Ver bakalım. Bu da benden küçük bir sürpriz. Sürpriz? Benim özel meyve suyu kokteylim. Patronuma küçük bir enerji takviyesi diyelim. Gerçi sizin pek ihtiyacınız yok gibi ama. Ben istememiştim gerçi ama. Neyse bakalım. Sağ ol. Bu nasıl iş ya? İş mi sipariş mi? Asistanmış. Bana daha büyük hayalleri varmış gibi geldi. Hayırlısı. Bir iş kalmadı değil mi? Ha, çok bir iş kalmadı. Siz olmasaydınız çoktan bitirmiştik biz bu işi. Yavrum, erkeğin yapacağı iş başka, kadının yapacağı iş başka. Vallahi doğru söylüyor senin işi. Sizin kadar kirletip ortalığı dağıtamazdık. Bu arada siz ellerinizi yıkadınız mı bakayım? Yok daha neler Nergiz'im. Yani hijyen köftecimizin altın kuralı. Olmazsa olmazı değil mi abi? Abi abisi. Ayrıca var ya, biz müşterilere galoş taktırmayı da düşünüyoruz. Yok, düşünüyor muyuz abi? Düşünüyoruz tabii oğlum. Evet, düşünüyoruz. Mesela ben şu an düşünüyorum, mantıklı geldi bu. Abartmayın, abartmayın istiyorsanız. Allah Allah. Ya Kurtuluş, şu anda gerçekten bizim dükkanımız mı oldu ya, ha? Oldu tabii Nünüm, oldu be. Yalnız bir şey diyeyim mi? Şu dükkanın her santimetre karesi alın teri, alın. Miras değil yani. Yavrum. Bir de sen benim yanımdasın ya. Allah! Yürü be, tutmayın. Battal Gazi abim geliyor. Yemin ediyorum var ya, bu köfteciyi dünya markası yapmazsam, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmezsem, Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a senin adını köfteyle yazmazsam, şu dükkanı uzaydan okutmaz... Kurtuluş! Tamam yeter, Kurtuluş. Ha işte, Kurtuluş demesinler yani. O derece yavrum. Ha, hiç eksiğimiz yok mu? Var. O kadarı kadı kızında da var yani. Ama var ya bak, şu işler iyi gitsin, aklımda daha neler var. Misal bak şimdi... Tamam, abartma Kurtuluş, abartma. Siz önce şu elektrik tesisatını bir halledin önce. Yavrum o bir şey değil ya. Hallederim ben hemen, yok iş onunla. Enişte. Ha. Abi elektrik borcumuz mu var? Sorun ne? Ya yok be oğlum, tesisatta bir sorun var. 5 dakikada halledilecek. Yok Kurtuluş, yok. Kim o topları hayatım? Bir tane tesisatçı çağır, hallettir. Tamam mı canım? Sonra kafalar böyle dik dik oluyor biliyorsunuz. Yavrum nedir yani elektrik dediğin? Allah'ın sorarsın. Kurtuluş. 5 dakika bizde. Hayır. Kurtuluş. Anam be yavrum, Allah Allah. Kısmet, kız sen ne diyorsun ha? Agu mu diyebilir miyiz Agu? Agucuk mu, Gugucuk mu? İsmet bir cevap verin ama. Allah'ım, çocuklarım bile benden muhatap olmuyor. Çocuklarım bile bana cevap vermiyor. Oğlum ne diyorsun sen? Nasıl sana cevap vermiyorlar? Ne saçmalıyorsun yavru? Anacığım, bir derdim, sıkıntım var. Üslubunca anlayacakları dilde anlatmaya çalışıyorum. Ama evlatlarım bile beni ciddiye almıyor. Geldiğim noktayı varsen hesap et. Oğluşum ne yapıyorsun sen? Allah aşkına sen ne yaşıyorsun ya? Şu halime bak. Bu dünyada yapayalnız kalmışım. Bin bir tane entrikayla boğuşuyorum. Sen burada nelerle uğraşıyorsun? Anam, garip anam, çilekeş anam, sen beni bırak devam et kız. Yemin ediyorum ben seni yarı yolda bırakacağım. Gerçekten sen yolun bundan sonrasına katırlarla devam et. Oğlum ne katırı? Anacığım sana ne diyor? Lale'nin halası çok işimize yarayabilir. Elimizde tarihi bir fırsat var diyorum. Düşman kalesinde bir müttefik edinebiliriz diyorum. Edinemeyiz efendim. Bendeki bu şuurla edinemeyiz. Benim bıngıldağım yeni oluştu. Ben ana sütünden hazır mamaya daha yeni, dün geçtim ben daha. Of, telefonum çalıyor ve Onur arıyor. Sorumluluk geldi mi üst üste geliyor. Bari bunu vereyim. Ah, ver. Of, dert bir değil ki, bitmiyor. Geç bakalım, haydi bakalım babaannesi. Kızım. Allah'ım ne yumurtlayacak acaba?
Efendim Kuzito. Erol, şirkette acil sana ihtiyacım var. Gelebilir misin? Oğlum ne ihtiyacınız var? Paspas mı yapılacak şirkette? Cam mı silinecek? Yüksek yüksek katlara çıkılıp cam mı silinecek? Benim belim bıkınım ağrıyor. Erol saçmalama. Senin bilgine ihtiyacım var. Gel detayları anlatacağım sana. Ağam, benden eğleniyor mu ağam? Yanlış bir numara aramış olmayasın ağam. Gerçekten dediğin gibi bana bir iş var mı ağam? Yolu, yemeği, sigortası, mayış neyi yolumda mı ağam? Elin ayağın öpem ağam. Erol, yani şu an şakanın sırası değil. Senden ciddi bir şey istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim sana. Sadece senin altından kalkabileceğim bir iş yani. Allah Allah, Allah Allah. Hadi bakalım. Ne diyor? Diyor senin üstüne bir iş koyacağım diyor. Onun altından kalkacakmışım. Ay yok artık. Erol'un altından kalkabileceği ne gibi bir iş olabilirmiş ki acaba? Hem de bu halde yani. Ay dalga geçiyor olmasın bu Onur benim oğluşumla? Anacık, kafandan geçenleri duyabiliyorum yalnız. Unuttun galiba, hatırlatırım. Abi. Abisi. Bizim şimdi köfteci dükkanımız mı var yoksa ben hayal mi görüyorum? Bir cimcik atar mısın bana ya? Ay! Vallahi hayal değil, gerçek. Abisi var ya, yemin ediyorum köfteci dükkanımız var ya. Hayal gibi yemin ediyorum var artık ha, öyle değil mi Nünüm? Vallahi öyle. Ay ben size bir şey söyleyeyim mi? Bizim var ya böyle omuz omuza verdikçe gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Vallahi öyleymiş be Nünüm. Ya hepinize çok teşekkür ederim var ya. Yani hani böyle insanın böyle ekmek kavgasında hani sırtında da iyice ailesinin olması var ya, duygulandım. Ay, ay ben enişte. Allah duygulandım ha. Ama bak böyle bir şey yok. Burada ağlamak yasak. Ağlayacaksan şöyle alalım seni. Bu dükkanda artık hüzün, keder, sıkıntı hiçbir şey yok. Hatta kocaman yazacağız şöyle. Aynen. Bu dükkan bize mutluluk, neşe getirecek. Göreceksiniz bak. Mutluluk köftecisi olacak burası. Aa, süper isim vallahi ha. Harbiden güzel isim ha. Ama Sam Et markası altında mutluluk köftecisi. Nasıl abisi? Süper fikir, bana uyar vallahi. Allah bana da uyar. Aferin, sana da aferin güzel kardeşim benim. Yalnız bir şey diyeceğim. Mutfak işleri böyle dolap, ocak hariç bitti gibi yani. Ay inşallah burada da bir eksik falan kalmamıştır yani. Ha? Yani eksik, eksik. Aa, kaldı tabii ki. Kalmaz olur mu? Ama halanız her şeyi düşündü. Ay halacığım hoş geldin. Oh, hoş geldin. Hoş bulduk canlarım benim. Hayırlı olsun. Hediyemi de getirdim. Allah bol kazançlar verir inşallah. Ay hala çok teşekkürler. Ne kadar güzel, baksanıza. Çok güzelmiş ablacığım. Ne gerek vardı? Niye zahmet ettin? Zahmet olur mu Nilüfer'cim? Hem sizin işleriniz bir otursun, ocağınız tütmeye başlasın. Bakın halanız size daha neler neler yapacak. Evet evet inşallah, inşallah halacığım. Çocuklar bir şeye ihtiyacınız var mı? Eğer öyleyse lütfen söyleyin. Heh,
Ne bileyim mi yani, hani dolap ikinci el böyle biraz narem oldu ama hani. Şişt. Kurtuluş, ne yapıyorsun sen ya? Sürüyor. Yok alıcım yok. Çok teşekkür ederiz, sağ ol. Ay yine de aklınıza gelirse çekinmeyi söyleyin. Hayırlı işler, bol güneşler köfteciler. Gel, hoş geldin. Gel. Hayırlı işler, bol güneşler köfteciler. O zaman yapın bana şöyle bir yarım ekmek. Soğanlı, bol soğanlı bir köfte yapın hadi. Yok, daha şeyi ocağı yakmadık. Açılışı yapalım, ilk yarım ekmek köfte senin. Tamam. Vallahi var ya, burası şahane olmuş ya. Bir de böyle köfte kokusuyla doldu mu tamamdır yani. Kadın eli değdiği belli oluyor yani, değil mi Filizciğim? Aynen. Aşk olsun ya. Üf, tamam hadi. Bir şey diyeceğim. Köfte yok, çay da mı yok? Bir çay verin bari ya. Aa, iyi miydin, çay var. Arif abi! Arif abi! Çay, çay. Altı tane, altı. Lale nerede? Lale yolda gelir birazdan. Hadi gel sen şöyle otur. Gel, gel, gel. Hadi halacığım, gel. Gel otur şöyle. Gel şöyle geç. Gel halacığım. Gel. Ay çok sevdim. Gerçekten de çok hoş. Ha, Erol geldin mi? Hı, geldim. Tam zamanında. Ha, ne oldu? Ne oldu? Gene zamanı bana mı denk geldi? Vallahi ben bir şey yapmadım. Gerçekten bir sorumluluk almak istemiyorum. Benim hatam mı acaba? Galiba benim hatam. Ya kuzen şakayı bırak. Sen neredesin Allah aşkına ya? Kaç zamandır ha? Sen yokken işler çok aksadı yani. Hangi işler oğlum? Ne diyorsun? Şirketteki işler mi? Gerçekten mi? Bensiz aksadım mı? Hayır, sanmıyorum. Erol, Allah Allah, lütfen ya. Bak, sana özellikle bugün çok ihtiyacım var. Bana ihtiyaç, bana. Kuzen, Erol ben. Bana ihtiyaç. Gerçekten mi? Ya kuzen, başka önemli bir işin var mı senin? Hı? Benim bir işim yok ki. Önemli bir işim yok. E tamam, o zaman bugün bana yardım etmeni istiyorum. Allah Allah. Onur Erol'dan yardım istiyor şu anda. Bir yaşıma daha girdim. Ordum sana 35. Yemin ediyorum rüya diyeceğim. Kendimi çimdikliyorum. Canım yanıyor. Kamera nerede? Kamera şakası mı bu? Nereye sallıyoruz? Rüya değil Erol. Rüya değil. Bak gerçekten zaman kaybediyoruz şu an. Sen bir dinle beni. Ben sana bir konuyu özet geçeyim. Ha? Allah Allah. Gerçekten bir konuyu bana özet geçtin. Hadi bakalım o zaman. Bilip alayım. Sıkıntı. Şimdi bu Dubai'lilerle yaptığımız proje var ya. Evet. Şimdi o projenin dosyasında bir sıkıntı var. Yani teklif dosyasında. Bir rakamlarda bir karışıklık var. Nedenini de anlayamadım. Sen bir baksan. Ha? Ne olduğunu çözsen diyorum. Allah Allah. Rakamları sen mi çözsen diyorsun? Bana mı diyorsun? Ya Erol şimdi yapma. Şimdi yapma yani, rakamlarla aranın iyi olduğunu ikimiz de biliyoruz. Doğru dedin. Rakamlarla iyi olduğumu ikimiz de biliyoruz. Bana sayıların efendisi derlerdi. Hah, işte o yüzden sayıların efendisi. Sen bir dosyaya bir göz gezdir, tamam mı? Çünkü bu iş bizim için çok önemli. Yani çok büyük bir proje. Şirketin kaderi neredeyse bu projeye bağlı. Sana güveniyorum, hadi. Tamam, demek ki şirketin kaderi şu anda bana bağlı. O zaman bu dosyaları masamda görmek istiyorum. Tamam, zaten dosyalar masanda. Bizim yaptığımız ilk teklifle son teklif dosyası ikisini de masana bıraktım. Sen oradan kontrol et, analizlerini, raporlarını çıkar. Gel üzerinden konuşalım. Sonra da saranların kim olduğunu onlara gösterelim. Diyorsun, Sarıhan diyorsun, Sarıhan Power diyorsun. Çakız, ay ay oğlan. Helal olsun, yemin ediyorum şu anda business oldum şu anda. Çok yükseğim şu anda. Gideyim ve bütün işlerimizi halledelim. Neticede köklü bir aileyiz. Hadi bekliyorum, hadi. Şuraya mı takayım? Al da, al da. Ay, ay maşallah. Fingirdek gibi bir şey mi? Ya bayağı fingirdek gibiydi yani. Hani bir de böyle çirkin bir kız da değil. Fiziğimiz iyi, bayağı iyiydi yani. Nasıl fiziği iyiydi bayağı? Ama Onur'un bir tane asistanı vardı zaten. Bu yeni kız ne alaka şu anda? Bilmiyorum. Eskisini falan bilmiyorum ama bu belki onun yerine gelmiştir falan. Lale var ya, bir tehlikeli görünüyor. Kapıdan içeri bir girdi odaya. Bir kıkırdamalar, bir fıkır. Sanırsın ne yani? Ne diyorsun sen ya? Filiz, belki sen yanlış anlamışsındır. Ayrıca öyle bir şey olsa bile Onur'un o taraklarda bezi yok ki. Ben çok güveniyorum. Sen de tanıyorsun Onur'u. Böyle şeyler yapmaz. Da işte yani. Yapmaz. Sabahtan beri karışmayayım, karışmayayım diyorum ama yani maalesef halan olarak karışıcıyım. Malum. Karış hala. Ay bu ne rahatlık böyle kuzum, değil mi? Evet. Yani bu neyin rahatlığı acaba yani? Onur gibi bir adam başıboş bırakılır mı hiç? Onun gibi yakışıklı, zengin, değil mi yani, kariyerli. Böylelerini dizilerde bile bulamıyorsun. Yani sen Onur'a güveniyorsun da karşısındaki kadına nasıl güveniyorsun ha? Öyle mi diyorsun? Üzerler halam, üzerler annem. El el üstünde, kucağında çocuğunla nafakalara kalıverirsin. Ay tövbe estağfurullah.
Allah korusun, valla Allah korusun da bence Hülya teyze yine de haklı yani. Güzel lalem, naif lalem. Uyan artık. Herkesi sen kendin gibi ev hanımı mı bildin ha? Bazıları av hanımı yavrum. Ben ev hanımı değilim ki. Öğretmenim ben. Tamam da şu an tatildesin. Ama Onur gibi adamlar aktif, cevval iş kadınlarından hoşlanmazlar mı? Hoşlanırlar mı? Bekleyelim görelim o zaman. Tamam. Filiz sen bana bir tane köfte söyle. Laleciğim sen de böyle bir ayran çalkala. Yok ya. Hani kusura bakma. Yani açmak istemezdim bu konuyu ama annem de öyle yani şey vurdum duymazın tekiydi. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi diye diye ne yaptı? Böyle ip kopmuş uçurtma gibi babanı salıverdi. Sonuç ortada. İyi o zaman. Lale. Tamam geleceğim ben. Siz burada kalın geliyorum. Ne böyle etekleri tutuşmuş gibi gidiyor? Aa. İşe gücü bırakmış. Dolandırmaya gelmiş bizi. Songül Hanım. Ay Yıldız Hanım, ne iyi ettiniz de geldiniz. Ay sıkıntıdan patlıyordum. Vallahi hoş geldiniz, buyurun. Ay vallahi ben de sıkıntıdan patladım. Oh. Ben de dedim bir gezip dolaşayım, Songül Hanım'a bir uğrayayım. Aklınıza sağlık, iyi ki geldiniz ya. Ne güzel oldu işte. Burada Hülya Hanımlar yoklar mı? Yoklar. Uhu. Yıldız Hanımcığım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ben de tam Hülya Hanım sizi soruyordum biliyor musunuz? Ay ne demişler? İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Vallahi çok tatlı adam. O omuzlar, o endam. Önceden de çok beğenirdim ama birlikte çalışınca farklı oluyormuş. Çok uyumluyuz bence. Hoş geldiniz Lale Hanım. Hoş bulduk. Onur Bey odasında mı? Tabii. Hemen haber vereyim. Yok yok. Haber vermeyin. Ben giderim. Peki nasıl isterseniz. Bu kim? Onur Bey'in eşi. Gel. Geldim. Aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk ya. Ben seni çok özledim de görmeye geldim. Ne güzel bir sürpriz oldu bu böyle. Onur Bey. Söyle hanım. Buyurun. Toplantı notları ve master planını getirdim. Toplantı notlarının yanı sıra da bir önceki ihalenin notlarını getirdim. Belki karşılaştırmak istersiniz. İyi yapmışsın. Fiyat farkları falan yok ama. Hepsi tamam. Hepsi okeylendi zaten burada gördüğünüz gibi. Hepsi bende. Tamam. Evet. Verilmesi falan bir ihtiyaçta da var mı? Evet. Sizin aynı istediğiniz gibi olabilir. Fiyat farkları. Hepsi hazır. Hiç merak etmeyin siz. Peki efendim. Akşam 9'da hazır. Teşekkürler. Efendim. Evet. Anne. Veriyoruz, bekliyoruz. Tamam efendim, hoşçakalın. Ne haber? Alışveriş mi yaptınız? Anne vallahi böyle minik minik bir sürü vazo alıp çok güzel. Oh ne güzel. Hülya Hanım nerede? Yıldız Hanım'la beraber herhalde kahve almaya gittiler. Dükkandaki bütün kahveyi bitirdik hayatım. Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Yani halanıza bir kuruş borç verirseniz hakkımı helal ederim. Borç mu? Anne zaten bizde borç verecek para yok ki. Nereden verelim? Boş ver. Para olmasa bile o parayı almayı bilir. Tamam mı? Kesinlikle vermeyeceksiniz. Bakın size diyorum ha. Borç verecek paranız dahi olmasa o borç almayı becerir. Tamam mı? Lale'ye de söyleyin. Tamam mı? Dur Lale'ye hatta ben söyleyeyim. Anne aşk olsun ya. Niye öyle diyorsun? Biz adamla o kadar gezdik, tozduk, alışverişe gittik. Ha. Yani lafını bile etmedi bana. Ay lafını niye etsin? Niye etsin anne? Kas gelecek yerden tavuk esirgenmez de onun için. Allah Allah. 3 gün sonra görürsün onun nerelerden neler istediğini. Kızım ya benim ömrüm çocuklar, benim ömrüm bunlarla mücadele etmekle geçti. Anlamıyorsunuz bunların dalaveri. Ne evet evet başını sallayıp duruyorsun. Masal anlatıyorum sanki.
Anneciğim, anneciğim, yapmayacaksın öyle. Ciddi söylüyorum ya, yıllarım geçti bunların üçkağıtçı hallerinden kurtulacağım diye ya. Yapmayın, nasıl? Hakikaten, vallahi sütümü helal etmem. Bir borç verdiğinizi duyun. Tamam anneciğim de böyle gereksiz elham yapmıyor musun? Hani ortada fol yok, yumurta yok ya daha. Fol da ortada, yumurta da ortada, tamam mı? Cok diye çıkıverecek ortaya bütün yaptığı şeyler. Tamam anneciğim. Merak etme anne. İçinden. Tamamdır o zaman Onur Bey. Siz öyle diyorsanız ben ekibi tekrardan uyaracağım. Anlaştık. Başka bir şey yoksa çıkabiliriz. Yok. Aşkım kim bu kız böyle şirkette civelek civelek dolaşıyor? Aşkım, Meleğin yerine bakıyor. Hayırdır, ne oldu? Hayır yani, sonuçta burası bir şirket. Bana hiç profesyonel biriymiş gibi gelmedi açıkçası. Aklında bulunsun diye söylüyorum. Koridordan geçerken rastlaştım onunla, birinden bahsediyordu. Böyle geniş omuzlu diyordu. Çok tatlı adam, gözleri böyle, yakışıklı. Yok artık. Gerçekten ya. Ben tabii anlamadım kimden bahsettiğini ama şimdi burada senin içine düşecek gibiydi yani, görünce kimden bahsettiğini çok iyi anladım. Sevgilim, burası bir iş yeri. Kıskanılacak bir şey yok. Zaten burası iş yeri olduğu için profesyonel görmediğimi söyledim ya. Neyse, benden söylemesin. Artık yavaş yavaş gideyim çünkü köfteci de bana yardımları gerekiyor. Tamam. Lale. Geçerken uğramıştım zaten. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bak işte ya. Yani trip atmasan böyle öpmezsin Lale. Bilmiyor muyum ben seni? Ama ortada bir şey yok yani. Hayır yani. Annemin de bu kadar önyargılı olmasının sebebini hiç anlamadım. Niye ablacığım? Niye anlamakta güçlük çekiyorsun? Annem biliyorsun çocukluğumuzdan beri. Babam ve akrabaları deyince tuhaf oluyor kadın yani. Yani haksız da sayılmaz ablacığım. Tamam da çocuk muyuz biz yani? Annem küs olunca küseceğiz. İyi olunca iyi olacağız. Bilemem artık. Doğru. İnsan bazen kırgınlıkları bir kenara koyabilmeli. Yani sevgi her şeyi çözer. Bu dünyada sevgiden daha gerçek ne var ki? Kurtulaş. He yavrum. Ne yapıyorsun sen ya? Bak böyle bilmediğin elektrik işleriyle falan uğraşıyorsun. Allah muhafaza böyle çarpılacaksın falan. Daha önce başımıza ne geldi biliyorsun yani. Yavrum benim göbek adım Edison. Ha. Ayrıca laylon terlikleri giydik yani. O artı eksi kutuplaşmayı emiyor. Emiyor? Ha emiyor. Emiyor değil mi abi? Eminsin yani. Emiyor tabii oğlum. Sen lan mı tırsaksın ha? Ayrıca delikanlıya elektrik dokanmaz. Delikanlıyız tabii abi. Yürü be kutu. Yavrum, ben onu bilerek mi yaptım? İkisi artı şey mi demek ki? Tam şey yapamamışım lan. Toprakta ne olmadı orada böyle ya? Bak ya, bak. Yalnız bir şey diyeyim mi? Nünüm. Ulan ben çarpıldım, yemin ediyorum benden daha çok titriyor ona. Titriyor, titriyor. Hala konuşuyor. Tamam yavrum, tamam. Çık lan şuradan, iki toprak yedim kendimizi. Hadi yürü yürü yürü. Sen de bana bir tane yumurtak üstü getir. Koy koy. Koy. Ne be? Ay ellerinize sağlık. Çay o kadar ay güzel olmuş ki çok lezzetli. Yapmayın ne olur. Çay işte canım. Hakikaten öyle. Ben çayı demlerken içine bir tane küp şeker atıyorum. Hem kırmızı olsun hem de tatlansın diye. Ama böyle olmuyor. Niye olmuyor? Ben hiç katakulli çevirmiyorum. Ben şeker falan atmıyorum. Çay neyse odur çünkü de ondan. Çaya normal çay muamelesi yapmak lazım. Sonra foyu ortaya çıkabilir. Aa, Lalecim geliyor. Canım, canım benim. Ah bir tane. Ne oldu? Niye suratın sirke satıyor senin?
Ay yok ya. Ne oldu? Bir şey oldu. Yok yok. Umut'un şirkete gittim onu görmeye. Havalar sıcak ya, ondan daraldım herhalde. Sana hemen çay hazırlıyorum fıstığım benim. Ay ben de kurabiye almıştım. Unuttum, onları da tabağa yerleştirelim. Benim için zahmet etmeyin. Ah çok teşekkür ediyorum. Hadi anlat. Anlatacak bir şey yok ki. Kız çok mu fingirdek? Resmen Onur'un ağzının içine düşecek. Hayır yani ben Onur'a güveniyorum. Bir sorun olmaz. Ama yine de ne gerek var ya? Tamam biliyoruz Onur iyi de çevresi kötü. Erkek ne de olsa hepsi aynı. Sen yine de ipleri sıkı tut. Gözünü ayırma. Aç gelecek, kısmet gelecek. Benim çok sevdiğimi bilir, sağ olsun hep alır alır getirir. Ay, afiyet olsun Songül Hanımcığım, her zaman. Ay, Mahmure Hanım aradı. Yumurcağı biraz dolaştırıyormuş. Dükkana gelsin dedim. Dükkana gelsin de bir yüzünü göreyim. Ay aman Allah'ım ya. Ay her gün değil. Asla kaçırmak istemiyorum onu. Ay ben de özledim vallahi. Sen niye özlüyorsun? Daha görmedin ki. Fotoğrafını dahi görmedin. Ay kuzenimin ama yani yeğeninin yavrusu. Yani özlemek için görmek mi lazım canım? Ha, kan çekiyor diyorsun. Ne hoşsunuz, ne hoşsunuz. Lalem'in evi, yuvası, kocası sadece o olduğu için bile güzel, özlenir değil mi? Yani evini görmedim. Ama eminim ki Lale orayı da güzelleştirmiştir. Aa, siz daha Lale'nin evini görmediniz mi? Yok. Görmedim vallahi. Sonuçta çocuklar çalışıyor. Ah, canım akşam da çalışmıyorlar ya. Ay dediciğim. Akşama birlikte yemek yesek mi, ne dersiniz? Yok yok, gerek yok. İşte fotoğrafları. Buradan bakabilirsin. Ay fotoğrafla olur mu Songül Hanımcığım? Ben hemen, hiç zahmet olmaz, Şarife'ye haber veriyorum. Hemen hazırlıklara başlıyorum. Zahmet vermeyeyim ben size. Estağfurullah halacığım, olur mu öyle şey? Durduk yere bir şey yaptık, iş çıkardık size. Ay rica ediyorum, ne olacak, Şarife yapacak zaten her şeyi. O zaman ben hemen gideyim organize olmak için müsaadenizle, ne dersiniz? Şuradan baksaydı. Geçireyim ben size. Yok yok, hiç kalkmayın lütfen. Tamam. Ben giderim, siz çok zaten lütfen kalkmayın, lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bak işte şuradan bakarsanız hiç gitmemize gerek kalmaz. Anlamıyorum ben telefonla. Ne oldu, satın mı alacaksın evi? İşte böyle bak gör. Yakınlaştırsana anne. Ya burada küçük, belki büyük. Gel. Onur Bey. Evet. Şunları efendim, imzalar mısınız? Sabahtan beri çok çalıştınız. Bence iyi bir masaj size iyi gelebilir. Teşekkürler. Teşekkürler. Size asistanlığınız için para ödeniyor. Evreka! Yemin ediyorum Evreka. Her şeyi buldum şu anda. Bütün sayılar bende şu anda. Güzel. Nasıl yani? Hallettin mi? Galiba. Öyle zannediyorum. Öyle düşünüyorum. Öyle görünüyor. Hayır, bu kadar kısa zamanda. Hayatta inanmam. Lütfen. Ver bakayım. Gerçekten inanmam. Ver. Oo. Kuzen sen ne yaptın ya? Aa. Gerçekten mi? Nasıl inanmasın oğlum? Yaptım işte. Hallettim. Evet. Şahane olmuş. Tam istediğim gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Sen bu işi el atmasaydın koca projeye eve alıp gidecekti. Vaktinde söyleseydin daha iyi de hallederdik. Ama son anda söylediğin için böyle hallettik. Kerata bundan sonra yumurta kapıya dayanınca bana gelme. Daha önceden haber ver. Sağ ol kuzen. Kusura bakma artık işte ama neyse ki yetiştin yani, sağ ol. Başka da bir ihtiyacın olursa ben buralardayım, haber ver. Var mı başka dosya? Var, aslında var. Allah Allah. Bir şu var, bir de şu var. Sen bunlara bir bak çünkü burada da bir takım tutarsızlıklar var, tamam mı? Yani idrak edemedim, bir baksana. Fark ettim, aklın almadı. Ben hallederim. Her iş de bana bakıyor. Yemin ediyorum şirkette her iş Erol'a bakıyor. Bir tane Erol değil, iki tane Erol lazım. Kendimi renkli fotokopiyle çoğaltayım diyorum. Haydi bakalım, Çabella. Güveniyorum sana. Aman estağfurullah. Ay Onur Bey, gerçekten çok hoşsunuz. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı. Her şey karman çorman. Zaten dosyanın doğrusu var.
Sude, sen bu işe karışma. Bu mesele bu odada kalacak. Anlaştık? Tamam. Siz nasıl isterseniz Onur Bey. Siz benim neye karışmamı isterseniz ben ona karışırım. Neyi nasıl yapmamı isterseniz öyle yaparım. Kimseciklere de hiçbir şey söylemem. Peki şimdi nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şimdi ben muhasebeye talimat vereceğim. Siz de eşyalarınızı toplayıp oraya uğrarsınız. Ama tamam mı? Onur Bey, İlişiğiniz kesildi. Siz beni tamamen yanlış anladınız. O zaman bundan sonra çalışacağınız firmalarda kendinizi doğru anlatmanızı tavsiye ederim. Lale haklı çıktı. Bugün mü Şerife? Evet Betül Hanım. Aa, bir dakika bir şey soracağım. Hülya Hanım da o yemekte olacak mı Şerife? Ve hem de Lale Hanım'ın evinde olacakmış yemek. Ay ne diyorsun Şerife? Bu sefer galiba beşi bir yerde kaptım Betül Hanım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi o senin hüsnü kuruntun diyorum ben de sana Şerifeciğim. Aslı bir dakika ya. Bir dakika şu anda çok haklısın ha. Benim akrabalarımın beşi de bir yerde. Ama ben nedense hala kendi evimdeyim. Ay, konuşturma beni tamam kapat. Kapat kapat benim plan yapmam lazım. Üçü bir yerde. Geleneklerimizde böyle bir şey yok Şerifeciğim. Ben sana çeyreği virmanlıyorum. Hadi çüss. O yıldız var ya, o yıldız var. Şu anda kına yakıyordur. Eminim, görebiliyorum yani desem. Ay, bir dakika, benim kesinlikle o yemekte olmam lazım. Şu an bir çalıştır, saksıyı çalıştır. Bir tamam, sakin. Tamam, sakin ol, sakin ol. Önce sakin olman lazım. Tamam. Bir dakika, birincisi bu bir aile yemeği olduğuna göre benim bunu öncelikli olarak Şadi'yi ikna etmem gerekiyor. Fakat işte Şadi'yi böyle bir şeye ikna etmek yani resmen deveye hendek atlatmaktan daha zor ya. Ay. Bu böyle iyi mi Betül? Ay. Şadi ödümü koparttın ya. Ne böyle iyiyim anlamadım. Yani bu gömlek, bu pantolon yemekte olur mu acaba demek istiyorum. Hangi yemekte? Bugün Lale'lerde aile yemeği yok muydu Betül'cüğüm? Var. Da senin o yemekten nasıl haberin var? Babalar hisseder. Sen de baba olunca sen de hissedeceksin Betül'cüğüm. Çok kolay oldu ama anlayamadım neyse. Sen de bir düzgün giyin. Hülya Hanım'ın karşısında böyle peşmurda kıyafetle çıkma hadi. Ne mürde? Sen bana peşmurda mi dedi baba? Allah'ım ne oluyor ya? Ne oluyor? Her şeyden en son benim mi haberim olmaya başlıyor artık? Ben yaşlanıyor muyum? Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne zaman geliyor misafirlerimiz? Tabakları dizebilir misin Onur? Ha, hemen geliyorum. Şimdi çok güzel kokular geliyor. Döktürmüşsündür yine diyorum. Hı, afiyet olsun. Birkaçını da Yıldız anne evden gönderdi. Aşkım, özür dilerim. Yani bu sekreter meselesinde sen haklıydın. Sen gittikten sonra ben de rahatsız oldum. İlişini kestik zaten şirketten. Yarın da başka birine bakacağım. Affettin mi beni? Onur, acaba başka birine bakmasan mı? Nasıl yani? Yani başka bir asistan alma işte. Ben seni zaten tanıyorum. Çalışkanım, disiplinliyim. Sana 10 numara asistan olurum diye düşünüyorum ben. Emin misin? Evet, çok eminim. Göreceksin. Teşekkürler, sağ ol Şerifeciğim. Hay Allah anneciğim, yani sabah iyiydiniz, keyfiniz yerindeydi. Ne oldu da oldu böyle oldu, hay Allah. Hay vallahi ne bileyim, havalar çok sıcak. Klima falan derken üşütmüşüm herhalde. Yıldız Hanım, hı? Yemeğe gidecek misiniz? Niye? Yıldız Hanım, şimdi ben İsmet Hanım'la aynı evde yalnız kalmayayım çünkü... maazallah bir şey olursa ben elim ayağımı dolanıp bir şey yapamam. Fikret Bey de evde yok. Hay Allah, ne yapsak acaba? Ay, siz işinize bakın kızım. Ben iyiyim, ben idare ederim kendi kendime. Anneciğim, aşk olsun. Ben sizi hayatta yalnız bırakmam bu haldeyken. İstirham ediyorum yani, olur mu hiç öyle şey? Acaba şeyi düşündüm. Birlikte gitsek de siz bir kenarda uzanıp dinlenseniz mi? Yok canım, olur mu hiç öyle şey kızım? Olmaz. Değil mi, yakışık almaz yani.
Neyse canım, ama ne yapalım? Bir dahaki sefere kısmet değilmiş. İnşallah. Ben o zaman gidip ıhlamur kaynatıyorum hemen. Kaynat Şerife, kaynat. Ben de Betül'ü tanıyorsam çoktan haber alıp yola çıkmıştır bile. Kim bilir Betül neler kaynatacak orada. Ay ne diyorsun Şerife? Ay Şerife ne diyorsun? İşte habercilik bu. İşte bunun adı habercilik. Haberin merkezi Şerife. Teşekkür ederim Betül Hanımcığım. Kız, dile benden ne dilersen. Diyeceğim günler de çok yakındır. Ama aynen bu şekilde devam edersen. Hadi bay. Bu ne şimdi ya? Ay aşkım aşçılık da ne kadar yakışıyormuş ya. Yani acaba diyorum kendime bir asistan mı alsam? Dalga geçme. Aa, İtalya'da tasarımcı. Tabii tabii. Aşkım. Hı. Hadi sen şu buzları erit de sofraya oturalım ha. Tamam canım. Anne. Şu hale bakar mısın Allah aşkına? İki ayakkabı, iki tane şey, çantaya tavuk. Sanki hiç ayakkabısı yok. 100 tane var evde, sen biliyorsun Allah aşkına. Sanki bu kadın 40 ayak. 40'ına da sokacak bir ayak. Anne ne olur yapma ya. Bak hatalarını telafi etmek istiyor işte. İzin verelim. Hayır ben de o. Vay 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 vay. Sen de havaya girdin bakıyorum. Seni de etkiledi, seni de büyüledi. Ne alakası var Allah aşkına? Vallahi. Ne olur. Sen de ne olursun artık şu ön yargılarını kır ya. Ön yargılarımı kırıyorum. Dizlerimin üstüne oturuyorum. Tamam. Ama sen 2 gün sonra geleceksiniz. 3'ünüz dizileceksiniz buraya. Ay yani ne kadar hata yapmışız diye böyle bakacaksınız. Ben senin o menül bakışlarını görüyor gibiyim şimdi de. 3'ünüz dizileceksiniz. Ördek yavrusu gibi öyle. Hadi anneciğim. Ne olur anne. Bak. Oh. Evet. Köfteler hazır. Hadi buyurun. Ay. Onurcuğum. Öyle güzel koktu ki. Yani kendimi tutamayacağım. Aman, aman, aman. Ay bütün aile bir arada. Ay çok güzel, böyle hem de açık havada. Çok güzel olmuşsunuz. Biz de sizi bekliyorduk. Ay ne zaman ocak yansa bu kadın geliyor Allah aşkına. Evinde herhalde yemek yapılmıyor. Güzel miydin? Nergis hadi gel, biz servis çıkaralım ablacığım. Tamam ablacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım. Hoş geldin Betül'cüğüm. Hoş bulduk canım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aa, bir dakika. Ben şu an burada Yıldız'ı göremiyorum. Yıldız nerede Songül Hanımcığım? İsmet Hanım'la beraber Yıldız. Ya İsmet Hanım böyle hafif bir soğuk algınlığı geçiriyormuş, bırakmak istemedi. Ay çok geçmiş olsun. Ay kız sen nerede oturuyorsun? Ben senin yanına oturacağım. Ay gel Betül'cüğüm, yan yana olalım, can cana olalım. Nergis'ciğim sen de gel, yanıma gel. Nergis'ciğim gel buraya ya. Of, bilanço, bilanço, rakamlar. Kusura bakma Filiz'cim, göndermem gereken mailler, tamamlamam gereken dosyalar var, yığınla. Ay Erol, vallahi maşallah bu şirket işleri sana çok yaramış. Estağ piti piti, ben şirkete yaradım diyebiliriz. Şirket benim, ben şirketin eline karışır. Altımı çizerek söylüyorum, bensiz saadet neymiş, tatmadım flamenco. Nasıl yani? Ay iş yaradı galiba, ama sana teşekkür ediyorum. Şöyle izah edeyim Filiz'cim. Bu sarı çocuk beni yalvar yakar şirketi kurtarır mısın diye çağırdığında şirketimizin geliri, gayri, safi, milli, hasılası ahanda buydu. Hangi noktaymış o ya? İşte kör nokta. İş güvenliğinden hallıca bir nokta. Bir adam sendecilik, bir lakayıtlık, bir boş vermişlik diye adlandırdığım bir süreç. Bu sarı çocuk yemin ediyorum ata yadigarı şirketimizi içten içe emikliyormuş. Sarı kim ya? Kim olacak? Kaç tane Danimarka prensi kuzenim var? Tabii ki Onur. Fakat bu başarısızlığı, bu kariyerinin zırvasında oluşu hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü neden? Adam iyi görünüyor, iyi giyiniyor, presentable duruyor. Böyle olunca da herkesi kandırıyor madrabaz. Onur mu? Ta kendisi. Ama bundan sonra da öyle kolay pabuç yok. Ya süresiz izin ya maaşına zam. Ama Erol'cum yani.
Gücü gücü yeteneği, iş dünyasında budur. Son bir grafik gösterecek olursam bu da şirketimizin geldiği noktadır. Onu da sana şöyle izah edeyim. İşte bu da şirketimizin geldiği yer .com. Bom bili 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 bom. Ay bravo Erol'cum var ya, bravo yani sana gerçekten. Tam bir şirketler arası Fatih'si, bu tükenmiş ilgilendirme ben durumu lan şimdi gitti yani. Bravo sana kocada amcadan bir tasa uzatabilir misin bana? Erol ne yapıyorsun gerizekalı, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, her yerim su oldu ya. Bir tuzlu uzatamıyorum, her yerimi su döküyorsun, ne yapıyorsun ya? Gerizekalı. Bir tuzlu uzatamayan adama şirket emanet ederler mi? O şirket emanet etseler, o şirket yerinde bile geçmez mi? Ay ne yaptın lan Erol, hayır Erol. Erol sen çok başarılısın. Erol bak bugün neler yaptın. Grafik, hani grafiğin nerede grafiğin? Hani o noktalar nerede Erol? Bravo Erol'e, aferin Erol'e. Aferin benim kocutoma, çok başarılısın sen. Yapamayacağım, yapamayacağım. Oo, yavrum biraz daha aşağı, aşağı, aşağı. Burası mı? Of, az sola kay, sola, sol, 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 sol. Ne öyle kurtuluş ya, Allah Allah, araba yanaştırıyormuş gibi. Ay, 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 of orası yavrum, orası, orası. Yap biraz, yap, yap. Oh. Ama yeter ama ya. Acaba senden daha çok yoruldum ya. Sen niye bana masaj yapmıyorsun? Emredersin sultanım, gel. Gel şöyle gel. Gel yavrum gel. Ah. Ay. Kurtuluş ne yapıyorsun? Allah Allah, insana yaparmış gibi yap. Pardon pardon. Ha. Amma yorulduk benim. Ay evet vallahi her tarafın böyle kas katı kesilmiş külçe gibi kurtuluş. Ama bunlar tatlı yorgunluklar be yavrum ha? Ay öyle vallahi kurtuluş. Bütün yorgunluklarımız böyle güzel olsun. Ayrıca bak yarın böyle güzel detayına kadar bir üstünden geçeriz. Sonra camı, kapıyı, pencereyi ben bir tur daha silerim. Ondan sonra köfteleri de yaparız, atarız dolaba mis. Ay böyle şıkır şıkır da bir açılış. Gülüm. Hı. Hani şey diyorum. Ne? Gülşah şey yapacaktık ya. Ha. Hani kardeş şey yapacaktık ya. Tamam tamam hadi sen şey yap, sor işine bak hadi. Kız hiç bir elektrik almıyorum ben. Almıyorum. Almıyorum kurtuluş. Sen böyle dün elektriğe kapıldığından beri elektrik almıyorum. Ayrıca sende yeterince fazlası yüklü yani. Ya ayrıca gerçekten çok korkuttun beni sen bugün ya. Hiç söz dinlemiyorsun ha. Abim yavrum ya, Allah Allah. O laylon terliklere giydik işte hani. Artı eksi elektriği emmesi lazımdı. Emmedi ne yapayım yani? Ha, emmedi, emmedi. Ayrıca laylon değil o, naylon. Ha, ondan demek ki. Hmm, harika olmuş Lale'cim. Yani utanmadan bir tane daha yiyeceğim. Yiyin tabii, getireyim. Yeme, yeme. Bunun aynısının limonlusundan Etiler'de bir restoranda yapıyorlar. O kadar güzel ki yani tam sizin ağız tadınıza layık olduğunu düşünüyorum. Ay gitsek mi bir gün? Gidelim. Gidelim yani hep beraber gidelim. Öyle değil mi? Hatta madem Şadi söyledi hepimizi Şadi götürsün değil mi Şadi'cim? Nerede bu restoran ya? Benim hiç haberim yok. Niye benim haberim yok? Sen kalorili yiyecekler yemeyeyim diyorsun ya son zamanlarda. O yüzden ben seni götürmedim Betül. Ben mi söyledim onu? Hı-hı. Kalkıyor muyuz artık? Aa daha çok erken. Yani der şimdi Lale. Değil mi? Tabii daha erken anneciğim. Kalkmayın. Ay aslında doğru söylüyor. Biz kalkalım. Çocuklar. Ne oldu? Hülya Hanım ne oldu? Valla iyi misin? Acaba başınızı mı döndürdüm? Döndürdük. İyiyim ben iyiyim. Valla iyi görünmüyorsun. Otur lütfen. Onurcuğum Beti benzi attı. İyi misiniz? Çok yedi de ondandır. Şeker öyle bir yedi ki. Ay, demeyin öyle. Demeyin öyle Songül Hanımcığım. Bak ayakta duracak hali yok kadının. Görmüyor musunuz? Tansiyonum düştü herhalde. Böyle gözlerim kaydı. Her yer karanlık oldu. Ay. Aman, aman. Siz iyi olun da. Onur, bir doktoru arayalım mı? Tamam aşkım, arıyorum zaten. Şekerdendir. Ay. 8'e 4. Tansiyonunuz düşük. Fenalaştığınızda daha da düşüktü muhtemelen. Doktor bey ne olduğunu hiç anlayamadım. İşte görümcemin de dediği gibi böyle iştahla yiyordum. Birden oldu.
Yanlış teşhis koymuşum. Bu kadar yemeğe çıkması lazımdı bunun tansiyonunun yani. Anne. Osman Bey aile doktorumuzdur. O yüzden de biz gözümüz açık güveniriz kendisine. Evet, o yüzden Songül Hanımcığım lütfen doktorumuzun söylediklerini dinleyelim. Allah Allah. Sıcaktan ve yorgunluktan olabilir. Bir süre dikkat edin, bol bol dinlenin. Çok mersi. Yok artık. Ay, o kendinden beri dinleniyor zaten. Anne lütfen yapma. Ben sizi geçireyim o zaman Osman Bey. Buyurun. Bana müsaade o zaman. Buyurun, müsaade sizin. İyisiniz. Daha iyi, daha iyi. Ne yapıyorsun? Anne, pes artık vallahi. Kadın gerçekten hastalandı. Senin düşündüğün şeylere bak. Tamam, seni de etkilemiş. Seni de etki alanına sokmuş. Tamam, ben hiçbir şey söylemiyorum bundan sonra ama tek şey istiyorum senden, annen olarak. Borç vermeyeceksin. Anne, borçla ne alakası var? Demedi deme. Borç vermeyeceksin. Tamam anne. Borç vermeyeceksin. Tamam anne. Tamam ne? Tamam, borç vermeyeceğim. Tamam. Nasıl oldu? İyi. Hülya'cığım ne yapıyorsun Allah aşkına? Lütfen yormayın kendinizi. Abi biz kalkalım artık. Yani. Hayatta olmaz. Bu akşam bizim misafirimizsiniz. Kalksaydık iyi olacaktı değil mi Songül ablacığım? Kalkalım tabii, kalkmak daha iyidir. Olmaz. Ya bu akşam bizde kalıyorsunuz, itiraz istemiyorum. Evet hala, bu gece bizim misafirimizsiniz, lütfen. Madem ısrar ediyorsunuz, ben de hala iyi hissetmiyorum kendimi. Kalayım bari. Var ya, yemin ediyorum hani yatacak yerin yok derler ya, tam o noktadayım işte. Allah korusun, öyle deme kurtuluş, tövbe tövbe. Allah Allah, nasıl demeyeyim yavrum ya? Divanda yatmaktan her tarafım tutuldu. Var ya bak, bu hala fıtık olmadan rahat etmeyecek ha. Ne yapayım? Ya ne yapayım kadına ha? Gitmediğim yani. Canım, aklı sıra böyle şey yapmaya, yer yapmaya çalışıyor Lale'ye. Ben yutar mıyım Allah aşkına o numaraları? Ne alemsin yani? Doktor geldi, o kadar ölçü kadının tansiyonu düşmüş ne biçim? Yalancı çoban yaptın sen de iyice. Kötüydü kadın, inanmıyorsun. İnanmıyorum. Siz inanın ama. Anne. Ay çocuklar. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Anneciğim, hala hanım yok mu? Ay ne hala hanımmış, ne hala hanımmış. Yok. Oley be, oley! Ne yapıyorsun öyle matador gibi be? Anneciğim öyle buruk bir sevinç diyelim. Hey ya, divanla yatmaktan her tarafım tutuldu da. Ay güzelim, ay kıyamam sana. Bak kadın bütün düzenimizi bozdu. Rahat rahat yat bu akşam. Hadi hiç kaçırma, kaçırma. Allah! Bak onun yüzünden hiçbir şeyimizi ayarlayamıyoruz ya. Tamam, hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler ablacığım. Hadi yavrum gidelim. Ah hala, bir şey mi istedin? Su istemiştim. Ha, ben hemen vereyim sana. Bardak bardak. Laleciğim, ne kadar güzel genç bir kadın olmuşsun. Çok teşekkürler. Evini çeviriyorsun, çocuğuna bakıyorsun, eşinin üstüne titizleniyorsun. Allah bozmasın. Amin. Çok sağ ol hala. Keşke baban da görebilseydi. Hala. Canım, canım benim. Ben de kızıyorum babana. Ama o benim kanımdan, canımdan. Öyle bile olsa çok kızıyorum. İşte ben kızamıyorum bile. O kadar uzun yıllar oldu ki. Ne hissettiğimi bile bilmiyorum artık ona karşı. Haklısın tabii. Şiddet gören bir adamdan baba olması nasıl beklenebilir ki? Anlamadım. Babam şiddet mi görüyordu? Bilmemen normal. Yani öyle pek gurur duyulacak bir hikaye değil. O yüzden annene anlatmamıştır.
Biz çocukken çok sevgisiz büyüdük. Küçükken hiçbir şeyimiz yoktu bizim. Baban sinirli bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Abim annemle beni korumak için hep önümüze atılırdı. Ya, annenin bu kadar katı olmasını anlayabiliyorum. Ama ben yine de o kadar kızamıyorum. Peki neden anneniz o zaman babanızdan boşanmadı? O zamanlar o kadar kolay değildi ki Laleciğim. Ben kurtardım kendimi. Fazlam var, eksiğim yok. Çok şükür. Ama abim o kadar şanslı olamadı. Fakirlikten öyle nefret etti ki parayı çok sevdi o yüzden. Sevgi göremeyen bir adam sevgisini nasıl gösterebilir ki? Ben gerçekten babamın böyle bir aile yaşantısı olduğunu bilmiyordum. Tamam. Haklısın tabii ki. Yani insanda kendini biraz düzeltmeli değil mi? Neyse. Müsaadenle ben gidip yatayım. İyi geceler. Bir şey isterseniz seslenirsiniz bana. Beş dakikadır aynı satırı okuyorum. Ay hiç de bir şey anlamıyorum. Ayrıca da göremiyorum da yakın gözlüğüm yok. Şerefet yok. Ay ne oldu acaba? Çatlayacağım meraktan ayol. Ay bu Seher nerede? Ay bu Seher nerede yani? Niçin aramıyor bu Seher? Adını andım aradı ayol. Ay bu kız saf dedik ya, iyi niyetli. Ne zaman ansam arar? Efendim Seher? Anlat hemen. Ay meraktan çatlayacağım ayol. Neredesin sen? Ay ancak istihbarat alabildim Yıldız Hanımcığım. Neler olmuş neler? Neler olmuş? Ay vallahi bayılacağım şimdi meraktan. Betül rezil oldu değil mi? Oldu oldu, rezil oldu. Ay yok. Bütün gün Hülya Hanım'la cancağı kuzu sarmasıymış Betül Hanım. Yılan tabii. Benim orada olmamamı fırsat bildi değil mi tabii? Şimdi asıl bomba haber veriyorum. Hülya Hanım yemekten sonra fenalaşmış. Tansiyon düşmüş kadıncağızın. Ay, ay eyvah yazık, yazık Hülya Hanım'a. Ama şimdi iyiymiş, merak etmeyin. Ay çok şükür. Ama tabii düşer. Düşer. Kadın Avrupa görmüş bir kadın. Haza hanımefendi bir kadın. O salı pazarı kılıklı Betül'ün o seviyesizliğinden düşer tabii. Betül eve mi götürdü Hülya Hanım yoksa? Lütfen deme deme, götürdü deme, götürmedi değil mi? Ha yok yok, Hülya Hanım Lale Hanım'da kalacakmış. Aman iyi, aman orada kalsın. Ah Hülya Hanımcığım, yanında olamadım, yazık. Ay neyse, teşekkür ediyorum Seher. Rica ederim Yıldız Hanımcığım, benim şu çeyrek altın... Ama lütfen. Pardon da, yani çeyrek habere çeyrek altın istiyorsun, istirham ediyorum. Yani her şey olup bitiyor, en son ben duyuyorum yani, olacak iş mi bu? Yeni gelişmeler taze haberlerle ve taze aktarımla tekrar karşıma çıkana dek hoşça kalsın. Ay, ay nasıl da içten gülüyor. Ay Allah nazarlardan saklasın. Amin. Amin alacığım. Benim hiç çocuğum olmadı. Önce siz oldunuz, sonra da bu küçük bey. Ay. Yüreğimin ucu sızlar hep böyle. Buram titrer. Mamla. Günaydın. Günaydın. Geciktim galiba, kusura bakmayın. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Hoş bulduk. Aa, baba sana mama mı yediriyor? Aa, canım benim. Ver alayım. O zaman bize müsaade. Değil mi Lale Hanım? İş beklemez. Siz bilirsiniz Onur Bey. Yani ben bir süre Onur'un şirketinde Onur'a asistanlık yapacağım da. O yüzden o ne zaman gidelim derse... O zaman gideceğiz. Hmm. O zaman ben de kalkayım. İşler güçler. Tamam o zaman halacığım. Sizi gideceğiniz yere kadar biz bırakalım. Hmm. Ay çok iyi olur Onurcuğum. Hem benim sizin şirketin yakınlarında bir işim var. Dün tansiyonum düştü de malum sıcaklar Mahmure Hanım. Sen çok geçmiş olsun tabii. Doğru. Aşkım. Tamam dur.
Oh. Ay maşallah, yemin ediyorum dolap değil var ya, kuyumcu vitrini ha. Ay kurtuluş. Ama artık kurtuluş yeter bak, 10 kere falan sildim biz bunu, dün Nergis'le sildik. Tamam yavrum, her şey kusursuz olsun istiyorum ya ondan. Ya iyi tamam kurtuluş, tamam anladım da yani hani bir an önce çalışır da artık bu dolap soğusun yani. Bak daha köfteleri yoğuracağız. Acaba nerede kaldı bu Samet? Tamam yavrum, şurada bir leke var, onu şey yapıyorum ben ya. Ne bileyim, dışarı çıktı işte, gelir birazdan. Ha? İşte geldim. Ha, geldin mi abisi? Geldim abi, geldim. Köftecinin reklamını yapa yapa geldim. Ah ah. Benim ben helal olsun. Yenge bunları oraya koyuyorum. Evet evet. Koy koy, şöyle koy. Lan yavaş lan yavaş. Heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum ki ben. Siz ne yaptınız? Ne yapalım abisi, işte hallettik her şeyi. Ya o zaman ben ekmek teknemizin açılışını yapıyorum Allah'ın izniyle. Bir dakika. Çalıştırıyor musun? Ha. O zaman bir saniye. Hadi. Allah Allah. Ya bak durup dururken beni de tribe sokuyorsunuz ha. Yok bir şey işte, takacağım fişi, çalıştıracağım. E hadi o zaman. Vatana millete hayırlı olsun, takayım fişi. Tak abi. Tak. Hadi bakalım. Bismillah. Aa. Niye çalışmadı? Ne bileyim yavrum, temassızlık falan var herhalde. Bak Allah aşkına ne olur ya. Bilmediğim bir şeyse hiç kurcalama, ne olur boş ver. Neyi bilmeyeyim ya, Allah Allah. Biliyorsun tabii. Bunun büyük olasılıkla şeyinde o. Neydi o? Şanzımanda bir sorun var. Şanzıman mı? He. Vites değiştirirken mi zorlanıyor? Araba mı abi bu ya? Ne bileyim oğlum, bakıyoruz işte. Allah Allah. Ya şimdi bu ikinci el ya, ondan naza çekiyor kesin. Kurtuluş boş ver ne olur ya. Hah, boş ver, uğraşma. Ulan bakayım şunu. Ben de bir bakayım artık ne yapayım. Kurtuluş. Yavrum buraya değil, oraya bağla bak şuraya. Hangisi o... abi? Kırmızı kablo mu? Bir şey... Kurtuluş! Samet ne oluyor orada ya? Yenge tamam, hallediyoruz. Tamam yavrum, yok bir şey, hallettik işte tamam. Sarı sarı lan sarı. Abi sarı kablo yok ki ya orada. Onu değil lan. Öbür tarafa doğru çek, öbür tarafa. Bismillah, ne oluyor orada be? Kurtuluş. Samet. Nazar çıktı yavrum. Nazar mı çıktı? Ha, nazar işte. Ne çok göz varmış ya. Çok sağ olun çocuklar. Bu sıcakta dışarı çıksam kim bilir ne olurdu. Ay burası da ferahmış, serinmiş. Ay ay, yine başım böyle döner gibi oldu ama erken fark ettim. Dışarılarda olsam Allah korusun. Allah korusun hala. Buraya gelmişken burada soluklanırsın işte, gel. Burası böyle mini bir kafeterya mı? Evet gibi. Küçükmüş, büyüğü var mı? Var, ileride. Ha işte buldum oğlum, tamam. Bu buna girecek. Abi o benim telefonumun şarjı ya. Ha? Ya kurtuluş pes ya. Ya siz ilk baştan niye bir tamirci çağırmadınız ya? Ha? Allah Allah. Nedir ki yani bu şimdi hani? Benim bütün arkadaşlarım motor meslek mezunu. Biz de anlıyoruz yani bu işten. İyi madem öyleler, gelsinler tamir etsinler o zaman. Çağır hadi. Ha? Hiçbiri kendi mesleğini yapmıyor ki. Ne yapıyorlar kurtuluş? Yavrum Veli Efendi de yüksek lisans yapıyorlar. İstersen bir koşu gideyim, çağırayım, geleyim. İstemez. İstemez, kalsın. Kurtuluş abi, bu buna girmiyor. Nasıl girmiyor ya, bakayım. Yok, bu buna girmiyor. Vallahi. Mahfettim. Hah. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bu ne? Basıldın mı? Dolabın motoru anne. Şöyle anlatayım ben. Dolabın motoru kendisi, ruhuna El Fatiha, Cort. Hadi canım. Gitti. Eyvah. Yok canım, o kadar ümidi kesmeyin. Belki yaptırabiliriz ha. Anne, onu diyeceğim hani, senin tanıdığın bir tamirci var mı? Var, 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 var. Ayol çıkmayacak camdan, umut kesilir miymiş? Aa, var elbette ustamız. Aa, ustacığım merhaba, nasılsın? Songül ben. Ha, ya bir maruzatımız vardı da. Acil ama. Gelebilir misin? Canım benim, hadi bekliyoruz. Sağ ol, sağ ol. Bu çocuk çok uyanıktır, o ölüyü diriltir, merak etme. Ay. Aa,
Tansiyonunuz biraz düşük ama endişelenecek bir durum değil. Ha evet evet, düşünden daha iyiyim. Evet. Ne kadar güzel, tam... Ah, sağ ol canım. Ay, tam teşekkürlü bir iş yeri. Yani hemşiresi var, doktoru var. Hiç böyle beklemiyordum Onurcuğum. Aslında Hanife Hanım mimarımız. Aynı zamanda şirketteki ilk yardım eğitimini de tamamladı. Çok hoş. Lale Hanım, buyurun ayakta kaldınız, oturun. Aa, yok, çok teşekkürler. Ben bugün Onur Bey'in asistanlığını yapıyorum. O yüzden oturmam pek uygun olmaz. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ay Laleciğim, çok hoşsun. Yani akıl alır gibi değil. Hiç patrondan çalışan olur mu? Gel. Onur Bey, müsait misiniz? Müsaitim Ercüment Bey, buyurun. Yeni ABM'nin teminatı yatırıldı. Onun haberini verecektim. Bu sabah 20 milyon lira yatırmış olup bir hafta içerisinde 40 milyonu tamamlanacaktır. Güzel. O zaman yarına finansman için bir toplantı ayarlayın. Tamam efendim. Helal. İyiyim, iyiyim. İyiyim, sağ ol. İş deyince rahmetli eşim geldi aklıma. Nasıl ya? Emekli değil miydi? Yok, hala çalışıyordu. Onun da bir AVM işi vardı. 100 milyonluk. Nerede? Bir Türkiye Cumhuriyeti'nde. Nerede tam olarak? Çünkü biz de oralarda iş yapıyoruz. En son yaptığımız AVM en büyüğü, o da 75 milyon TL. Helal. Ay burnumdan çıktı vallahi Rabbim. Ay vallahi hatırlayamadım. Şey böyle Kazakistan mı, yani Türkmenistan mı? Yani öyle İstanlı bir yerde. Rahmetli eşim o kadar çok çalışırdı ki ama beni de hiç ihmal etmezdi. Avrupa, Amerika, o kadar çok yer gezdik ki. Hatta İtalya'da sahildeydik. Orada almıştı şey, bu iş haberini de oradan almıştı. Ay ne çok gezmiştik biz o yaz. Roma, Napoli, Amalfi sahilleri. Of, şimdi de şey, İstanbul'u gezeyim ben değil mi? Toparlanayım artık. Peki hala, nasıl istersen öyle yap. Canım benim, nasıl da düşürün halasını. Hadi çocuklar, kolay gelsin. Hoşça kal. Lale Hanım, ne içersiniz? Ay çok özür diliyorum, ben sormayı unuttum. Bir şey içer misiniz Onur Bey? Sormayınca dedim ki ben sorayım. Ne diyorsun ustacığım, halledebilir misin? Yani Songül ablacığım, hallolmasına hallolur da anca bir haftaya. Bir hafta mı? Ay yok, bizim yarın açılış yapmamız lazım ya. Yarın imkanı yok, yetişmez ablam. Hem sana açık konuşayım. Bunun astarı yüzünden pahalıya gelir. Nereden baksan bir dolap parası bu. Nasıl yani? Yani siz en iyisi yenisini alın. Daha ucuza gelir. Ay yok. Yok, biz yenisini falan alamayız. Vallahi öyle ablam. Motor desen zaten pert olmuş. Hadi yeni motor aldık diyelim. Termostatıyla fanı da yok bu dolabın. Eksik. Nasıl eksik ya? Yani ya tamir ederken kırılıp düştü. Ya da siz alırken böyle sattılar size bunu. Yok be ya, ben alırken baktım her şey tamdı. O zaman siz taşırken düşmüş olmalı. İyi, kaça patlar peki? Vallahi nereden baksan 1500-2000 lira tutar bu. Yani biraz fazla geldi gibisinden. Ne yapıyorsunuz ya? Yani biraz fazla geldi bana gibisinden. Allah Allah! Adama ne yuh çekiyorsunuz? Piyasaya çekin. Sanki adam cebine atacak. Biz şimdi bir konuşalım aramızda, karar verelim. Ondan sonra seni tamam. Ararız. Oldan. Olur mu ustacığım? Bir saniye borcunu... Yo, ablacığım olur mu öyle şey? Estağfurullah. Allah aşkına. Ablacığım konuşuyuz biz. Olur mu öyle şey? Ya. Hadi, kolay gelsin. Ay sağ ol canım. Hayırlı işler. Eyvallah, sağ ol. Hadi sağ ol. Teşekkürler. Ya ay Allah'ım, ya Rabbim. Evli avuçta da bir şey kalmadı. Yani bende olsaydı ben öderdim biliyorsunuz ama... Yok bir anne, daha senden ne isteyelim zaten? Canını mı isteyeceğiz? Acaba biz bir süre böyle mi yapsak açılışı? Dolapsız mı idare etsek yani? Nasıl olur? İyi fikir. Aa, güzel fikir değil mi Kurtuluş? Tabii, o köfteler bayatlasın, piyazlar bayatlasın. Biz de milleti zehirleyelim, bir haftada da kapatalım. Yani hani benim aklıma bir şey geliyor ama... Yani kızmazsanız şey diyorum... Onur'a mı söylesek?
Hayır. Yok canım. Ne alakası var? Biz kendi paramızı kendimiz buluruz, istemez. İyi tamam yavrum, hani halledelim de nereden bulacağız o parayı? Kaç para lazım çocuklar? Ha? Aa. İstemeden kulak misafiri oldum. Yani kusura bakmayın. Yani siz bu kadar koştururken benim çorbada tuzum olsun istiyorum. Yardım etmek istiyorum. Aa, elinize geçince verirsiniz. Borç olarak veriyorum. Ne kadar lazım? Kaç para? 1500-2000 lira. Ay, hiçbir şey değilmiş. İnsanlık hali ne olacağı belli olmuyor. Hazırlıklı çıkmak lazım. Aa, şöyle, evet. Fazlası var, eksiği yok. Halacığım, çok teşekkür ederiz, sağ ol. Borç olarak. Borç olarak. Borç olarak. Borç olarak veriyorum. Hani... Tamam, borç olarak. Yemin ediyorum Allah gönderdi seni ala. Yani biz kocaman bir aileyiz değil mi? Rica ediyorum, borç olarak veriyorum. Ne zaman eliniz rahatlarsa verirsiniz. Borç olarak. Hadi o zaman. Kim köfte ısmarlıyor bana? Ay yavrucuğum, senin istediğin köfte olsun. Samet hadi köfte şey yap. Alamam. Kop Samet. Tamam, köfteler bende, hadi. Hadi. Bir buçuk porsiyon yap hadi. Hadi. Güzel çalışma olmuş. Eline sağlık. Bu galeri dosyasına revizyon istemiştik. Yapamadım hala. Maalesef. Tasarım ofisinden henüz gelmedi Onur Bey. Gelmedi mi? Tamam, söyleyin, hızlandırsınlar. Böyle olmaz. Üzerinde tartışmamız lazım. Şu an engelli dosya değil. Tabii efendim. Nasıl isterseniz. Onur Bey, Türkmenistan işiyle ilgili toplantıya kimler katılacak? Sizi de bekliyorlar. Bakanla görüşecektik değil mi? Tamam, bizzat ben gideceğim. Şu arsa meselesi ne oldu? Görüşmeler hala devam etmekte. Güzel. Vereceğimiz teklif en fazla 25 milyon. Evet efendim. Lale Hanım. Söylediklerimi not alıyor muyuz acaba? Hı? Söylediklerimi diyorum, ajandaya işliyor muyuz? Hı. Evet, işliyoruz. Peki bu arazi için vereceğimiz son teklif neydi? Ben dalmışım herhalde. Teklif bir daha alabilir miyim? 25 milyon. Hı hı. Lale Hanım, dediklerimi harfiyen yazarsak detayları atlamayalım. Anlaştık. Peki Onur Bey. Mis. İnşallah senin gelin kahveni de içeriz. Ay kızardı. Tabii ki konuşulacak böyle şeyler. Gençsin, güzelsin. Sen evlenmeyeceksin de kim evlenecek? Var mı birileri? Bayağı ben bu konularda biraz bahtsızım. Bahtsız olduğunu anlaman için bir şeylerin olmuş olması gerekiyor. Hadi anlat bakalım. Ya aslında biri vardı. Ben tam böyle güzel güzel ilişkimizi kuruyoruz derken... meğer o gönül eğlendirme peşindeymiş. Ay! Allah korusun, çıkarmasın seni karşına böylelerine. Bir de başka biri vardı aslında, o eski gerçi ama. O neyin nesi? Eniştemin ortağı. O çok iyi biriydi. Onur eniştemin şoförü. Ya aslında biz başka bir şekilde tanıştık. Çok güzel gidiyordu her şey ama sonra olmadı işte. Uzun hikaye yani. Annem de istemiyordu. Nergis'ciğim, annene anlatamadığın ne olursa olsun gelip bana anlatabilirsin. Yani anneler yakındır ama bazen bazı şeyler anlatılamaz. Yıldız'ım. Alo? Yıldız Hanımcığım merhaba. Ah, Hülya'cığım merhaba. Nasılsın hayatım? Geçmiş olsun, rahatsızlanmışsın. Evet, teşekkür ediyorum şekerim. Sıcaklardan biraz başım döndü ama şimdi iyiyim. Nergis'cimle kahve içiyoruz. Ay, geçmiş olsun hayatım. Vallahi bu arada İsmet annem rahatsızlandı, ben çıkamıyorum.
O yüzden de aklım sende kaldı. Yani yapabileceğim bir şey var mı diye sormak istedim hayatım. Tekrar teşekkür ediyorum. Aslında ben de sana gelmek istiyorum ama yolu bulamam. Şey yapalım, madem öyle, Nergis de yanımda ya, onunla gelelim, o tarif eder. Tamam, Nergis de gelsin hayatım. Ben o zaman şoförümü yolluyorum size. Görüşürüz. Ay, emri vaki olmadı değil mi şekerim? Toplantı saatleri tamam. İmzalar bitti. Başka bir şey? Yok Onur Bey. Öğleden sonraki müşteri sunumunda görüşürüz. Görüşürüz Onur Bey. Lale Hanım. Öğleden sonra olacak toplantı saat kaçtaydı tam hatırlayamadım da. Biraz önce konuştuğumuz toplantı saati mi? Evet, biraz önce. Onur Bey 16.30'da. Doğru. Metin notlar alınmış. Evet. Aşkım yemek yiyelim mi şimdi? Aşkım mı? Teessüf ediyorum gerçekten. Siz böyle yanınızda çalışanlara aşkım diye mi hitap ediyorsunuz Onur Bey? Hele ki işe yeni başlamış bir çalışanınıza. Yalnız benim daha siz burada çalışmaya başlamadan önce gözüm vardı sizde. Ayrıca şirket politikamız gereği çalışanlar öğle saatlerinde istediklerini yapmakta özgürler. Öyle mi diyorsunuz yani? Hı. Şimdi bir saatliğine sevgili karıcım oluyorsun ve benimle yemeğe geliyorsun. Allah Allah, karıcım diyor ya. Derim, karıcım, sevgilim, aşkım. O zaman ben bunları da bir not alayım. Ah Nergis'ciğim, bu Yıldız Hanım sayesinde Avrupa'yı hiç özlemiyorum biliyor musun? Aynı oradaki gibi seviyeli dostluklar, beş çayları, brunchlar, her şeyi yerli yerinde yapıyor. Asil kadın, elit. Evet, ben de seviyorum Yıldız Hanım'ı. Aa, Yıldız Hanım bir tanedir. Yani Onur Bey'in annesi diye söylemiyorum, candır o, can. Çok kıymetlidir. Sen bizi mi dinliyorsun? Ben? Evet. Yani bir şoför olarak senin bu yaptığını İngiltere Kraliyet Hanesi'nde yapsalar başına neler gelirdi biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Pardon. Ne diyordum? Yıldız Hanım ve bendeki kumaş sende de var Nergis'ciğim. O zerafet, o detaylara olan düşkünlük, trendsetter haller. Hay Allah, çok teşekkür ederim ya. Vallahi bu zamana kadar kimse fark etmemişti bunu. Bitmiyor sınav, bitmiyor. Koray Deniyorsun'un lafları bunlar. Affedersiniz, bir şey merak ediyorum da ben. Sizin reklam ajansınızda var mı acaba? Samet! Ha? Yeter ama! Ben sana mesafeni koru dedikçe sen yanaşıyorsun. Nerede kalmıştım Nergis'ciğim? Ben diyordum, kalitenin diyordum, kokusunu diyordum. 10 mil öteden alırım. Mil mi? Ne burun varmış arkadaş? Eğer sen de doğru kararlar verebilirsen bir Beverly Hills kızı olabilirsin. Umarım Allah. Ama merak etme, halan yanında. Doğru kararlar verebilmen için de hep yanında olacağım bundan sonra. İyi ki geldin halacığım. Canım. Canım. Klimayı açabilir misin? Hay hay. Tekrar hoş geldiniz. Lale Hanım, biz yarım saat önce hoş geldik zaten. Onur Bey ne zaman gelecek acaba? Onur Bey birazdan gelecek, hiç merak etmeyin. Sadece ben toplantı saatlerinde bir karışıklık yaşadım kendi içimde. O yüzden sizi yarım saat bir erken çağırmışım, kusura bakmayın olur mu? Onur Bey'in haberi var mı bu durumdan? Ben Onur Bey'e daha bildirmedim çünkü o şu anda başka bir toplantıda. Dediğim gibi saatleri aksayınca o toplantıda 45 dakika bir gecikti. Öyle bir sorun yaşıyoruz yani. İş sektörü bu. Ne bileyim, yoğunluk, temposu çok yoğun falan. O yüzden siz de anlayış gösterirsiniz diye düşünüyorum. Çay, kahve, bir şey, birer tane daha hemen ikram edeyim ben size. Lale Hanım, buradan sonra çok önemli bir randevumuz daha var. Ve şu an bu toplantı nedeniyle o da aksıyor. Öyle mi diyorsunuz? Ne yapacağız o zaman? Mümkünse proje dosyalarındaki son değişiklikleri incelemeye başlayalım. En azından zaman kazanırız. Ha, öyle yapalım. Ben o zaman
Dosyaları dağıtayım size. Buyurun, bunlar dosyalarımız. Buyurun, siz bunları okurken zaten Onur Bey de buraya gelir. Yalnız bu bizim projenin dosyası değil. Nasıl yani? Evet, başka proje yer bu dosya. Öyle mi diyorsunuz ya? Ben bakayım, inceleyeyim. Pardon. Aa, bu diğer projenin dosyası bu. Ben yanlış çıktıyı alıp size getirmişim ama... ben sizi çok bekletmeyeceğim. Şey yapıyorum hemen. Gideyim, doğru çıktıları alayım. 15 dakika zaten. Şunu da alayım. Beyefendi, bir misin? Lala Hanım, kusura bakmayın ama şirketinizde yapacağımız yatırım ortakları... bu şartlar altında yeniden gözden geçirmek durumundayız. Onur Bey gelince kendisini iletirsiniz. Yok, gitmeyin. Gitmeyin, vallahi gitmeyin. Durun, ben size bir şey söylemek istiyorum. Zaten ben çok anlamıyorum. Öğretmenim ben ama. Ben öğretmenim. Evet, kusura bakmayın. Biraz geç kaldım. Laleciğim, müşterilerimiz nerede? Onur. Ne oldu? Ne oldu, sen iyi misin? Gittiler. Gittiler mi? Nereye? Ben toplantı saatlerini karıştırdığım için daha fazla bekleyemeyiz dediler, gittiler. Hiçbir şey beceremedim. Çok özür diliyorum. Gerçekten çok özür dilerim. Tamam. Tamam. Bir tanem. Balon oldu artık. Üzme kendini, tamam mı? Ama rezil oldum. Ben gerçekten anlamıyorum bu işi. Beceremiyorum demek ki. Tamam. Sen canını sıkma. Her şeyi hallederiz bir şekilde, tamam mı? Sonuçta yabancı olduğun şeyler bunlar. Ay. Hülyacığım, ben dün akşam bir endişelendim, bir korktum, bir endişelendim. Kızım, ne var endişelenecek? İyiyim işte, gayet iyiyim. Aa. Şey anneciğim, yok ben Hülya Hanım için endişelendim. Kendisi çok ciddi bir tansiyon rahatsızlığı geçirdi anneciğim. Ha, öyle mi? Geçmiş olsun. Bugün daha iyisinizdir umarım. İyiyim efendim, iyiyim. Teşekkür ederim. Nergis özel hemşire gibi ilgilendi, sağ olsun. İlgilenmeyeceğim de ne yapacağım halacığım? Ay. Tabii tansiyon arada bir yokluyor ama... ben golfü de bu yüzden bıraktım. Ah, golf dedim de aklıma geldi ayol. Fikret Beyler yoklar mı? Yani neredeler kendileri? Golf merakından bahsetmişti de oradan aklıma geldi. Kendisi detoks kampında şu anda. Ay ne hoş. Metroseksüel bir erkek kendisi. Yani arada bakımı alabiliyor kendisi. Hülya Hanım, siz golfi nerede oynuyordunuz? İsviçre'de. Fikret de çok sever oraları. Aa, zevkinden belli. Kim bilir, belki de oralarda karşılaşmışızdır ha? Kim bilir? İsviçre'nin neresinde oynuyordunuz? İsviçre'nin şeyinde oynuyordum. Şimdi orada biliyorsunuz Alp dağları var. Şimdi o dağlara böyle sırtınızı değil... sağınızı verin, bir yokuş var. O yokuştan aşağı böyle paldır paldır koşmayın tabii, yuvarlanırsınız, yürüyün. Yemyeşil bir alan var. Monaco'da, Monaco'da. Prens Montana demek istiyorsunuz herhalde. Malum Monaco hani şey, Fransa'nın böyle biraz şey... ha? Oralarda değil mi? Fransa'nın. O ikisini tabii ben karıştırıyorum. Şeyden, rahmetli eşim... son zamanlarını o dağ evinde geçirdiği için hatıralar üstüme geliyor, demek ki unutmak istiyorum. Halacığım. Ben zaten hiç sevmem. Ben golfi hiç sevmem. Yani ne kadar anlamsız. Böyle yeşilliğin içinde böyle bir delikler açıyorlar. Sonra sopayla o 100 metreyi geri gidiyorlar. Sopayla öyle rastgele atıyorlar ki yani denk gelecek de gelecek, nasıl oldu da olacak yani. Yıldızcığım, öyle atıyorlar, rastgele atıyorlar, rastgele atıyorlar. Ama ya tutarsa? Hülya Hanım da en çok o tarafını seviyor golfün, değil mi Hülya Hanım? Tabii ki. Yani en zevkli tarafı o tarafa birden giriveriyor. Hülya Hanımcığım,
Siz Roma'da yaşadınız değil mi bir süre? Öyle hatırlıyorum. Evet. Bu şey Roma. İtalya'daki Roma değil mi? Yani gayet tabii. Yani Roma, Roma'dır. İtalya'nın Roma'sı. Anasının bir tanesi. Eyvallah, ben sizin kadar çok gezmedim. O yüzden bilmiyorum. Yani. O zaman ben de gezip gördüğüm yerlerden bahsedeyim size. Yani Roma'dan. Ama Roma şey yapılmaz, anlatılmaz. Yaşanır Yıldızcığım, yaşanır. Beraber de gideriz. Ay, gidelim. Ay, kızım benim. Ay, pişti. Yemin ediyorum beynim pişti. Of, gözümü açamıyorum sıcaktan. Pişti dedikleri bu mu? Allah Allah, bu valiler de nereye gitti ya? Hiç vale yok bende. Sende de mi yok? Bende de hiç yok vali. Allah Allah, nerede bu valiler? Benim vali de kaçtı. Neyse, şunu atayım da ben. O zaman ben de bunu atayım, ne yapayım? Hadi Şadi'cim, sen de at bir şey. Hadi Kocitam, başarabilirsin Erol. Pas. Pas ne oğlum ya? Poker mi oynuyoruz? Ha, o oyun oyun değil. Rest, restine rest. Oğlum bak, sen kolejlerde okudun. Senin çok akıcı bir İngilizcen var. Yaparsın oğlum, aslansın sen. Akıcı da akılcı olmayan bir İngilizcem var baboli. Rölans diyeyim mi? Rölans be. Ha, Rönesans tablosu gibi. Hadi oğlum. Çok sıcak yavrum, hadi. Anacığın için yap, bas şu valeyi. İmdat diyorum o zaman, imdat. Hadi sen Erol. Basiretsiz misin oğlum sen? Vallahi basiretsizim. Yani bakıyorum basiretli değilim. Öyle değilim, değil mi? Oğlum senin yüzünden entrikasız kaldım. Bana bak, Yıldız şu an Hülya'yı fethetmiştir bile. Mevziyi kaybediyoruz oğluşum. Kim bilir ben ne tür kozları kaçırıyorum şu anda. Bak şu çilekeş anana. Atsana şu valeyi artık. Yensene bizi. Hezimete uğrat da Filiz azat etsin beni artık. Hadi dürütme beni. Oğlum bu ne? Sinek iki. Bir daha söyle. Sinek iki. Oğlum. Oğlum neden sinek ikiye atıyorsun? Yavrum niye sana babanın az önce verdiği valeyi atmıyorsun? Çocuğum gördüm ben. Gördüm çocuğum. Erol. Erol niye vale atamıyorsun? Yavrum sen beni delirtmek mi istiyorsun? Sen niye şu anda bana tarihi bir fırsatı kaçırtıyorsun? Bedir, ne yapıyorsun ama çocuğa? Yazık değil mi ya? Kaynalan ne yaptın yani? Bravo gerçekten ya. Bir biçti için değiyor mu oğlunu böyle iziklemeye yani? Bravo. Özür dilerim, hemen toparlıyorum. Erol! Git toparla, git durumu düzelt, hadi. Çok özür diliyorum, oğlum! Aşk olsun Betül. Of! Ben nasıl böyle bir hata yaptım ya? Gerçekten aklım almıyor. Aşkım, Onur Bey, gerçekten çok özür diliyorum. Normalde yapacağım bir şey değil ama olmadı işte, beceremedim. Kusura bakmayın. Aşkım, tamam. Olur böyle şeyler. Üzme kendini, ne olur. Ama nasıl üzmeyeyim? Yani nasıl rezil olduk? Bir de üstüne para kaybettik. Ne kadar para kaybettik mesela? Aşkım önemli değil. Lütfen söyler misin ne kadar para kaybettik onu? Ben de artık bu işi yapıyorum lütfen. Aşkım gerçekten öyle yani yüksek bir meblağ değil yani konuşulacak bir şey değil. Onur, rica ediyorum. 15 milyon dolar. Ne? 15 milyon dolar mı? Yok yok, ben yoldan yakalarım Onur'u, ikna ederim, geri gönderirim. Saçmalama Onur, böyle bir şey olabilir mi? Tamam tamam, bir gel buraya bir. Sakin olur musun? Nasıl sakin olayım Onur? 15 milyon diyorsun. Aşkım, senin gözyaşların her şeyden değerli. Para için harcamana değmez, tamam mı? Nakit mi Onur? Aşkım.
Harbiden kuyumcu vitrini gibi olmadı mı be? Ay oldu vallahi, kurtuluş oldu ya. Dur kız. Ne oldu? Gel bir selfie çekelim. Ya hadi. Hadi bakalım vallahi, yarın büyük gün, kurtuluş, Allah utandırmasın. Amin 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 inşallah. Ay başardık değil mi ya? Başardık yavrum, başardık. Aferin sana valla, sözünü de tuttun ha. İyi günler Hülya Hanım. İyi günler Nergis. Sana da Samet. Nergis'ciğim, ben sustum sustum ama dayanamayacağım. Bu Samet hiç sana göre biri değil. Nasıl yani hala? Basbayağı. Bayağı. Yani ne mevki, ne tip. Ben kusura bakma ama hala acısı. Bir an evvel şu verdiği borcu ödeyin de siz. Sen merak etme anneciğim, ilk fırsatta halledeceğim onu da. Bu hala hanımla böyle ters bir vaziyet var, ben onu çözemedim daha. Bende çözülmüşü var. Ama itibar etmiyorsun sen. Baba, büyük hala bana bir ceket alır mı, isteyeyim ben? Cevap ver hocam. Sus kız, biz ne konuştuk seninle? Hani kimseden bir şey istemiyorduk? Sen ondan para almış demez. Ha, bak işte. Burada dükkan da çıkmış. Gördün mü? Aa, hani hala nerede ya? İşte burada. Aa. Kurtuluş'la ikiniz yan yanasınız. Arkadan böyle dumanlar geliyor. E belli ki köftenin, yani ızgara üstündeki köftenin dumanları. Belki eniştem yine dolabı yakıyordur. Onun dumanıdır. Nereden geldi aklına? Allah Allah ya. Yemin ediyorum maskara olduk ha. İşte geldi baktı usta, o dolapta bir tane parça eksikmiş. Aman neyse. Anneyse canım. Bozulsa bile halanız yapar. Sorun yok ya. Sorun değil ablacığım. O kadar çekirdek yağ yapmasın. Yapmaz. Bu çekirdek benim kızlar kadar yağ yapmaz. Sahanına dikkat et. Ben senin için söyledim ayol. Yani belli bir yaştan sonra uzmanlar da öyle diyor. Uzmanlar uyudu şimdi. Bütün gün boyunca yoruldular televizyonda. Şimdi uyuyorlar. Tamam. Ben de yatıyorum. Hala bana bisiklet alır mısın? Cevap ver Nülüfer. Hadi iyi geceler. Gülşah. Babacığım biz seninle ne konuştuk? Hani bir şey istemiyorduk? Aa, tabii ki alırım. Halasının gülü. Almaz mıyım? Sır papatya. Niye sarı bu ya? Anneanneme benziyor da. Gerçekten yapamayacağım. Kendimle yüzleşiyorum şu anda. Babalığımla göğüs göğüse çarpışıyorum ve hep ben kaybediyorum. Kızım, çocuk bizim neyimize? İki tane çocuğa biz nasıl bakalım? Babalık kim, ben kim? Yemin ediyorum yanlış ata oynadın. Erol, saçmalama Allah'ını seversen ya. Ben senin bu bütün bu saçmalıklarına rağmen kalbinin ne kadar temiz olduğunu bilmiyor muyum? Ben bilmiyorum ki kalbim ne kadar temiz acaba. Temiz mi ki acaba? Erol'cum, başına gelen her şeyin hırsından geldiğini biliyorum ben. Hani ne olmuş? Şirketin başına geçip müdür olamadıysan, CEO olamadıysan, Onur gibi başarılı olamadıysan ne olmuş yani? Nasıl ne olmuş kızım? Olur mu öyle şey? CEO'lukta mühim bir mertebe, bir makam, bir mevki, bir nirvana business aleminde. Lütfen bütün ailenin yükü de benim omuzlarımda. CEO'suz olunca kendimi çırılçıplak hissediyorum. CEO'suz da olur mu ki? Olur tabii Erol. Olmaz olur mu yani? Sen var ya böyle beş parasız olsan, meteliksiz olsan da ben seni yine severdim yani. Vallahi ben bile düşünürdüm kendimi meteliksiz sevebilir miyim diye. Meteliksiz diyorsun kızım, gerçekten mi? Gerçekten. Erol,
Sen var ya benim çocuklarımın babasısın yani. Benim hayat arkadaşımsın. Ne bileyim böyle belki bazen düşünüyorum yani sen daha güzel bir kadınla, belki daha zayıf bir kadınla falan evlenmek istemişsindir. Belki beni şişko da buluyorsun. Ama vallahi ben seni çok seviyorum yani. Ben de seni çok seviyorum. Zalımın kızı, baby'si, bebeksi. Gel buraya. Evla, bir şey diyeceğim bak. Var ya insan zayıf var ne bileyim. Böyle estetik ameliyat olur, güzelleşir. Böyle takar takıştırır, dünya güzeli olur da. Benim böyle kalbi kötüyse var ya bence hep çirkin kalır yani. Çünkü ben biliyorum böyle senin kalbin de sevgi dolu. Ne olursun Erol bak, bu hırslarından vazgeç artık. Sevgi içimizde. Aşkım, yatağa gelmiyor musun? Onur Bey, benim biraz çalışmam gerekiyor. Yalnız Lale Hanım, şu an mesai saatleri dışındayız. Hatırlatırım onu. Onur, lütfen. Yapma mı böyle şeyler? Nasıl şeyler? Böyle şeyler işte. Neden? Onur, lütfen. Çalışmam lazım. Tamam, beraber çalışalım. Yardım edeyim sana. Onur Bey, şu anda ekstra mesai... Çalışma saatleri içerisindeyim. O yüzden ben labalik istemiyorum bu süre zarfında. Sen ne çalışıyorsun Allah aşkına? Yarınki programımı çalışıyorum ben. Programım var. Yarın? Lale. Öğlenle ilgili kendini kötü mü hissediyorsun öyle? Yeter. Onur Bey lütfen. İyi tamam. Pes. Lale Hanım. Pes. Tamam. Lale Sarıhan hedefe kilitlenmiş. Artık durdurabilene aşk olsun. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Öncelikle şirketimize bir şans daha verdiğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Dün çok vaktinizi aldım. O yüzden bir an önce sunuma geçmek istiyorum. Thank you.
Hayırlı olsun son gün hanım. Teşekkürler, sağ olun. Anne. Kızım bu Kurtuluş nerede kaldı Allah aşkına? Kurtuluş hani şey el broşürlerini bastırmaya gitti. Gelir birazdan. Niye son dakikaya bırakıyor? Herkes buranın sahibi ben sanıyorum. Tebrikleri ben alıyorum. Anne, güzelim sen zaten buranın sahibisin. Güzel kızım ya. Burası senin emeğinle. Sağ ol. Senin emeğinle, senin kalbinin güzelliğiyle, sabrının eseri yavrum. Tebrik ediyorum sizi. Ay halanın da hakkını yememek lazım. Onda çok emeği var. Yani böyle deme ya. Dur şimdi. Tamam tamam, bugün çok güzel bir gün. Yine her şey güzel olacak. Hadi içeri geçelim de bir insanları böyle atayım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim. Afiyet olsun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Evet. Vay be, açıyorsunuz dükkanı. Daha başlangıç Nergis. Bu mağazanın zincirlerini açacağız. Onu da kutlayacağız seninle. Bak görürsün. Yani seninle kutlayacağız derken Songül anne, Kurtuluş abi falan hep beraber kutlayacağız. Onu demek istedim. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Hayatta her şey istediğin gibi olmuyor ki Nergis. Yani ben olduramadım. Samet. Tamam tamam, bugün keder yok. Yani bazen bir insanın elini tutamasan da yanında olduğunu bilmek bile mutluluk verir insana. Değil mi ama? Haklısın. Ben şunu içeri götüreyim, geleyim. Götür. Bu ofisi Londra'daki ofisimize çok benzetiyorum Onurcuğum. Öyle mi? Evet. Yani iç dekorasyonu olsun, ışığı alış şekli olsun, aynısı. Ne güzelmiş. Londra'nın neresi demiştin hala? Unuttum yani. O kadar çok uzun zaman oldu ki sokaklar aklımda değil. Zaten daha sonra kapattık biz orayı. Aa. İşte bugünkü müthiş sunumun ve aldığımız işin kahramanı. Lale. Aa halacığım, geldiğinden haberim yoktu. Aa şey, köfteci için küçük bir hediye almak istemiştim de sizin bu taraflarda da beğendiğim bir şey vardı. Hazır dedim, bu kadar yakınım, bir kahvenizi içeyim dedim. Sağ olsun Onurcuğum ısmarladı. İyi yapmışsın, teşekkür ederiz. Biz de tam çıkmak üzereydik değil mi aşkım? Sen ne zaman istersen sevgilim. Çıkalım. Ay çocuklar maşallah. Yani siz bir nazar boncuğu falan takın. Kaşı olur kaşı. Hatırım için kaşı. Çok teşekkür ederiz. O zaman biz de arkadaşlara bugünkü muhteşem sunumunda kazandığın zaferi aktaralım. Onlar da hazırlıklara başlasın, bir kutlayalım yani bunu. Tamam canım. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Tamam. Siz çıkın, ben bir şu telefona bakayım. Londra'dan. Ahiretliyim. Tamam. Tamam hala. O zengin adam arıyorsun. Ondan sonra karşıya geçersin, tamam mı? Efendim, her şey için çok teşekkür ederim. Çok emeğiniz geçti. Ay rica ederim bir. Halanın emeği geçti, önüne geçti. Ay. Aa Gülşah. Gülşah. Gel bakayım anneciğim, buraya kim bu adam? Anne, babam, babam. Tanımadın mı? Nasıl baban kız? Kurtuluş. Benim mi yavrum? Aa! Kurtuluş! Ay çatlıcım! Kurtuluş ölme! Nereden aklına geldi? İşte. Ya ne yapayım anne, hani dolaplı dekorasyonlu derken palyançoya para kalmadı. Palyanço değil o, palyaço Kurtuluş. Annesinin kızı nasıl düzeldi? Herhalde. Onu diyorum yavrum, işte palyanço. Aa. Kurtuluş ama yani bittikten sonra, dağıttıktan sonra şey yapacaksın, sileceksin değil mi yüzünü gözünü? Sileceğim tabii anne, yani bu benim sahne kostümüm. Ama diyorum acaba şu gülen yüzü silmesem mi yani, hani güler yüzlü hizmet hesabı? Sen onu silsin. Gerçekten kostüm falan yakışmış ama yok, sen hepsini çıkar yüzüne de sil Kurtuluş hadi. Ben çocuklarım için gerekirse palyanço da olurum yani. Palyanço. Çocuklarım için mi?
Nülüfer mesajı aldı anne. Yok anneciğim öyle bir şey yok. Yok mesaj. Sakın olma sen. Anne yok densizden siz konuşuyor işte ne dediğini bilmiyor. Hadi kurtulmuş. Sakın olmasa kurtulmuş. Evet, o zaman ben gideyim de bu broşürleri dağıtayım da geleyim ha. Hadi. Hadi. Kolay gelsin. Ben sana bana haber vermeden arama demedim mi? Ne? İstanbul'a mı geldin? Daha zamanı vardı. Çok erkendi. Burası hazır değil. Uzun uzun konuşamıyorum. Tamam, buluşalım. Yalnız benim öyle çok fazla vaktim yok. Yarım saat falan. Uzak olmasın. Tamam. Halacığım, benim biraz işim var. 15-20 dakika bekle beraber çıkalım, olur mu? Yok çocuklar, ben şey yapayım. Taksiye binip kendim gideyim. Neden? Ay şimdi vallahi Onurcuğum içime sinmedi. Köfteci'de bana ihtiyaçları vardır. Siz hiç zahmet etmeyin, ben bir taksiye atlar giderim. Peki sen bilirsin. Allah zihin açıklığı versin size. Sağ ol. Ben hiçbir şey anlamadım Onur. Vallahi ben halanı hiç anlamadım. Öyle. Ya hadi çıkalım yavaş yavaş. Dur bir mail atacağım. Hemen sunumu kaptın diye işleri unutma. Ay tamam hadi at, ne var buradayım. Bekliyorum Onur Bey. Acıktınız değil mi? Bir numaradan geliyor şimdi, bir numara. Evet, alkışlarla ilk köfteyi ızgaraya atıyorum. Hadi. Hadi teşekkürler. Hayırlı olsun abi. Gerçekten damadım diye demiyorum, köftesi başka. İyi ki beğendi. Her zaman anneciğim, her zaman. Hayırlı olsun abi. Aa, Kurtuluş. Yavrum. Kolay gelsin. Buyurun amirim. Ruhsatınızı görebilir miyim? Abisi git içeriden şu evrakları getir. Hadi. Getireyim. Biz de dükkanı yeni açıyoruz da. Hayırlısıyla inşallah. Çok heyecanlıyız. Size de bir servis yapalım değil mi? Tabii anneciğim. Tabii. Hayırlı olsun. Buyurun abi. Diye. İşte orada işgaliyedir, dükkanın ruhsatıyla ilgili bilgilerdir, efendim pazar günü çalışabilirdir, ıvır zıvır her şey onun içinde. Ivır zıvır mı? Siz bu işlere ıvır zıvır diyorsunuz öyle mi? Yok amirim, estağfurullah. Vallahi bak anne, bir aksilik çıkarsa ben bu Kurtuluş'u yemin ediyorum paralarıma. Yok. Nerede sizin vergi levhanız? Vergi levhamız? Vergi levhamız nerede? Vergi levhası seyyar arabada kaldı galiba abi. Vergi levhası seyyar arabada kalmış yani. Arabada. Arabada. Seyyar arabanın vergi levhası dükkana olur mu? Olmaz mı? Mühürleyin burayı. Ne mühürü? Ya dükkan açıyoruz, manyak mısınız kardeşim? Dükkan açarken ne mühürü? Manyak ha, memur hakaret. Yok tam olarak hakaret değil. Alın bunları, tak kelepçe. Dur abi ya, bir dakika abicim ya, bir dakika. Olmaz öyle şey, bir dakika. Ya bir dakika. Yok ama yani. Kurtuluş. Kurtuluş, eve Kurtuluş. Bir işin de doğru düzgün olsun. Kelepçeye çok gerek yok aslında. Anne. Anneciğim. Anne tamam sakin. Bir dakika ama buna o kadar da şey yapma. Anne. Anne gidiyor. Oğlum anne gidiyor. Galiba abarttık biraz. Şaka şaka anne, şaka şaka. Şaka. Bunlar bizim mahalleden arkadaşlar ya. İsmet, Rıfat, Cemil. Ben bunları çok seviyorum. Hepsi tanıdık. Şaka yapıyoruz şaka. Biz o palyaço kostümünü almaya gittiğimizde böyle zabıta elbiselerini gördük. Hadi dedik bir şaka şey yapalım dedik yani. Şaka mı? Şaka yavrum. Sonra Kurtuluş? Yavrum işte böyle şaka yapalım diye hoş bir seda olsun. Ne bileyim efendim böyle güzel bir hatıra olsun diye şaka şeyi yapalım dedik. Ha, şimdi sence çok güzel bir anı, çok güzel bir hoşluk falan oldu mu yani? Ha? Yok, bak bence olmadı. Olmadı Kurtuluş. Niye yavrum? Özür dileriz yenge. Kurtuluş şey yapalım dedi, şey yaptık. Hadi hayırlı işler. Nereye lan? Şişt, oğlum nereye? Anahtarlar? Anahtar, anahtar. Vallahi ben Kurtuluş abinin şakacısıyım. Çok eğlendik ama değil mi abi? Kurtuluş, bence kaçmalısınız. Niye kaçalım yavrum? Annem bak titrediğine göre gülüyor. Demek ki şakadan anladı, ben sana söyleyeyim. Çünkü tsunami geliyor Kurtuluş. Kaç Kurtuluş? Samet kaç. Geri geri koş. Abi gelme. Geri geri kaçamıyorum abi. Nereye abla? Üsküdar tarafına.
Abla bu saatte gidemem o tarafa. Arabayı teslim etmem lazım. Aa! Ablam nereye? Üsküdar'a. Abla ileride dolmuş durakları var. Kısa mesafe için beni üzmeyin bu saatte. Ay sana mı soracağım ayol? Taksiyle gideceğim ben. Abla o zaman başka taksiye binin. Aa! Eskiden böyle önünde kuyruk olurlardı. Şimdi müşteri beğenmiyorlar. Üsküdar'a gideceğim. Yani üçüncü taksimsin. Artık binmek zorundayım. Çok acele işim var. Tamam efendim. Aa, halam değil mi o? Tamam, halam. Hadi bakalım. Evet. Niye o tarafa gidiyor ki? Diğer yöne gitmesi gerekiyor. Ay en iyisi arayayım ya. Kaybolacak şimdi. Gidelim bari de kaçırmayalım. Yok açmıyor zaten Onur. Abi Sami. Oğlum. Kurtuluş abi. Bileyim. Abi bu böyle olmayacak. Bizim bir sistem bulmamız gerekiyor abi. Sen arkanı dön bakayım. Oğlum nasıl döneyim, elimde maşa var lan. Köfteleri döndürmeye çalışıyorum. Abi dur tabak pişecek elimden. Abi bizim zamanımızda rock and roll var. Aman. Hah çevir sen onu. Abi. Piyazım var soğansız. Yemin ediyorum bileğim kırıldı. Dur. Dur Samet. Sen de onu çevir. Oh. Ellerine sağlık anneciğim. Anneciğim şey diyorum hani acaba diyorum kelepçeleri çıkarsak mı böyle biraz zor oluyor da. Olmuyor ya ne güzel. Bir anlık kalıyor bize. Bir hoş seda. Müebbetsiniz müebbet. Dön. Alışın Samet. Lale nerede? Anneciğim şey Lale'yi aradım ama ulaşamadım. Gelir birazdan yoldadır muhtemelen. Halam da yok ortalarda. Halan 25 yıldır yok. Geliyor. Ya dön öbür tarafa. Şerpe. O zaman beraber sevsek de. Nereye geldi şimdi bu kadın? Ben de anlamadım ki. Herkes onu köftecide bekliyor. Ayşem belki biriyle görüşecektir ya. Hadi dönelim biz. Hayır dönmeyelim ya. Buraya kadar geldik. Ben halamın kimle buluşacağını çok merak ediyorum. İyi tamam o zaman. Bir girip bakalım. Hadi. Bakıyorum da menüye. Ben öyle fazla oturamam. Vaktim yok. Aa. Halam orada. Evet orada. Allah Allah. Buraya niye geldi acaba? Karnı falan mı acıktı ki? Biriyle mi buluşacak? Gel bakalım. İçimdeki aşk
esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.